hammalaringizga Alloh subhanahu va taoloning salomi rahmati bo'lsin. Bu boshlangan xayrli ishga Alloh taoloning o'zi barakot bersin, muvaffaq aylasin. O'zgarishga Alloh taolo o'zi hammamizga tavfiq bersin. O'zgarish degan so'z o'zga so'zidan olingan. O'zga degani ya'ni boshqa degan. O'zgarish degani boshqaga aylanish degan. Endi bu darajalarga bo'linadi va nisbiy bo'ladi. Bir narsa, masalan, yomg'ir do'lga aylandi deysiz, yoyinki suv muzga aylandi deysiz. Ana shu o'zgarish bo'ladi. Bir narsadan boshqa narsaga aylanish. Bunda ko'pincha mohiyat o'zgarmaydi, holat o'zgaradi. Insonda o'zgarish qanaqa bo'ladi? O'zgarishdan iroda qilingan ma'no nima bo'ladi desa, albatta har qanday o'zgarish ham maqtalavermaydi. Men o'zgardim deganda, masalan, shu loyihani o'zgarishni shu loyihada niyat qilgan kishilar yomonlikdan yaxshilikka o'zgarishni nazarda tutganlar. Demak, o'zgarish deganda biz ijobiy ma'nodagi o'zgarishni nazarda tutamiz. Shuningdek, aytganimizdek, o'zgarish nisbiy bo'ladi. Kimdir aqlida o'zgarish bo'ladi, kimnidir tuyg'ularida o'zgarish bo'ladi, kimnidir tushunchalarida o'zgarish bo'ladi, kimnidir amallarida o'zgarish bo'ladi, pirovardida keyin. O'zgarish ham, ya'ni nisbiy bo'ladi. Bu yerda iroda qilingan, bu loyiha egalarini iroda qilgan, ko'zda tutgan ma'nolari ijobiy o'zgarish bu insoniy fazilatlarda, insoniy xususiyatlarda, yana ham sodda qilib aytsak, insonning qalbi va aqlidagi o'zgarishni nazarda tutishgan bo'ladi. Natijada inson amali o'zgaradi, muomalasi o'zgaradi, hayot tarzi o'zgaradi, agar uni qalbi va aqli o'zgarsa. Demak, mana shu ma'noda biz bu yerda savollarni tushunishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni sizni o'zgartirgan narsa nima? Bular Jasurbeklar bizga bir qancha savollarni, kitishdagi savolni yo'llashgan, ya'ni sizni o'zgartirgan kitob, sizni o'zgartirgan masalan shaxsiyatlar, yoki sizni o'zgartirgan voqealar degan savollarni berishgan. Biz shu o'zgarish deganda, demak, ana shu ma'nodagi o'zgarishni tushunamiz. Gohida inson ish yurishmay qolsa ham o'zgarib qoladi. Gohida ish yurishsa ham o'zgarib qoladi vaqtincha. Bu narsalarni nazarda tutmaymiz. Bu yerda insonda osmoni uni aqlida va ruhiyatida burilish yasagan ta'sir ko'rsatgan o'sha burilishlarni, voqealar, kitoblar yoki shaxslarni tushunamiz. Agar shunday bir tahliliy qaraydigan bo'lsak, men o'zimni shaxsim haqida savol berilgani uchun o'zimdan gapirishimga to'g'ri keladi. Odam o'zidan gapirishi noqulay, o'zidan gapirishni inson xohlamaydi. Lekin savol shunda yo'nalgan ekan, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Albatta, ba'zi shaxsiy holatlar bo'ladi, uni hammaga aytilmaydi. Lekin umumga manfaati bor jihatlar aytiladi asosan. Shu ma'noda endi birinchi savol, biz savollarni bo'lib qabul qiladigan bo'lsak, masalan, o'zgarish bergan shaxsiyatlar. Chunki eng muhimi shaxsiyat o'zi aslida. Odatda inson kitobdan o'zgarish oladi, yo boshqadan o'zgarish oladi voqealardan. Lekin insonga shaxsda qanga katta ta'sir ko'rsatadigan o'zgartiruvchi narsa bo'lmaydi. Shuncha ulamolar aytishadiki, bitta hol egasining mingtaga ta'siri, mingta holdan mahrum kishining bitta insonga ta'siridan ko'p bo'ladi. Qalbida bir holi bo'lgan, ya'ni Alloh taolaga bog'liqligi bo'lgan kishining ta'siri boshqalarga, mingta odamga ta'siri, mingta o'shunaqa qalbida Allohga bog'lanishi bo'lmagan odamning bitta odamga ta'siridan ko'p bo'ladi. Bitta odamga ming kishi gapirsa-yu, ularni holi bo'lmasa, ya'ni Alloh subhanahu va taolaga qalbi bog'langan bo'lmasa, ularda qalbiy, ruhoniy kamolot bo'lmasa, mingta odamda bitta odamga ta'sir qila olmasligi mumkin. Ammo o'shanday kamolot egalaridan bittasi minglab odamga ta'sir qilishi mumkin. Ana shu ma'noda, demak, shaxsning ta'siri katta bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onni nozil qilib, yoki undan oldin kitoblarni nozil qilib, odamlar o'qib olinglar deganmiz. Balki payg'ambar yuborgan, payg'ambarlar tatbiq qilib ko'rsatgan va o'zlarini hollari bilan ta'sir qilishgan. Shuning uchun Rasululloh akram alayhi salatu vasallam bu borada eng
çokku kemalını egesi bo'lganlar. Rasulullah'ın suhbetlerinde bir merte oturuş kişinin kalbine 40 yıllık riyazette keledigen saflikini berişken, belgen deyişedi. 40 yıl riyazet çekip ibadet kılıp takva kısız kanaka insanda kalbi kemalat, ruhi paklik, kanaka hangi bir kurbet yani ki kalbdeki musaffalik hasıl boladı. Belki terbiye hasıl boladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı bitti sohbetleri de şunca tesir bulan deyişedi. Bazı ulamalar. Bunu bir sahabe-i kiramlardan kuramız. Sahabe-i kiramlarının Resulullah'ın bir körüş uzatır var. Hem sohbetleri bulan kişiler o zorundan yetik şahsılar bulup çıkışken. Bu yerde birinci talimatını onu var. İkinci Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şahsılarının onu var. Bizde şimdi o şey şahsılarını tapış imkanı yok ama talimatlardan tesir alamız. Bu yerde biz etmesi olan nokta şahsiyetinin tesiri ketti. Ana şu manada bizge en kette tesir gösterken kişiler kimler deyip savol verirse ustazlarımız elbette. Ve elhamdülillah biz şimdi yaşlık devrimizde şu Andijonlik ko'p ahli ilimler bilen, ulamalar bilen bo'lganmiz. Ana şu kişilerinin tesiri bo'lgan. Yaşlıkımızda devirden aladigan bo'lsak ustazlarımız, Kur'an okutken ustazlarımız, keyin bu Arab tili fiqhlarini o'qitgan ustozlarimiz va o'sha davrdagi ulamolarning davrasida ko'p bo'lganmiz. Bir jihatdan o'zimiz o'sha katta davrlarga chiqib qolganimiz yosh turib bizga bir ziyondek ko'rinadi ba'zi o'rinlarda. Mashhurlik va hokazolar. Lekin bir jihatdan foydasi o'sha katta ulamolarning suhbatlarida bo'lganmiz, o'shalarni ta'sir bo'lgan. Endi bizzot haligi shaxsan aytadigan bo'lsak, yoshligimizda shu katta ta'sir ko'rsatganlar Kur'an okutken ustazımız, Badr'dan karıkem, Sıraj'dan karıkem, Ziyad'dan karıkemler bulsa, terbiyevi cihetten Allah'ın Tuğran bulgenler, Hazreti Tuğran. Şimdi ilmi cihetten ustazımız da Allah'a har damla bulgenler, kata damla deyip denilerdi o kişi. Kiyenge devrimizde, mahaddeki ustazlarımızdan fayda alış bilemirge, bizge en kata tesir görsetken şahsiyet, şey hazretlerinin şahsiyetleri bulu. Biz o kişiden fakat malum etmez. O kişiden hem ilim, hem terbiye, hem tefekkür, hem menhec, kub tamallama tesir alıyoruz elhamdülillah. Ondan keyin keyingi şahsiyetler Mısır'daki ustazlarımız. Xususen men uzun müddet tesir kılan cahiti ustazlarını, Mısır'daki ustazlarını, katta tesirleri. Birinci şu menheci tesirleri var. Menheci tesirleri bu. İlimde dakik qarash. Yuzaki tahminiy gaplar bilan kifoyalanmaslik. Yaxshi bo'ladi, ulug' bo'ladi, fazilatli degan chiroyli gaplar emas. Ayni mana bu narsa joiz, bu joiz emas. Bu makruh, bu tahrimiy, bu tanzihiy deb fiqhiy jihatdan oladigan bo'lsak, aqidaviy jihatdan oladigan bo'lsak, mana bu mundoq e'tiqod qilinadi. Mana bu mundoq e'tiqod qilinadi. Umumiy gaplar emas, ya'ni har bir juzni alohida o'rganish. Lug'atda ham tushundik. Hadis ustozlarimizdan, tafsir ustozlarimizdan nususlarni o'rganishdagi manhaj, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam masalan iqra'ul Qur'ona, Qur'on o'qinglar dedilar. Iqra'u bitta kalima, al-Qur'ona ikkinchi kalima. Shu yerda nechta hukm bor? Qanday tushuniladi? Qur'on o'qing deganlar bitta sura o'qisa kifoya qiladimi? O'sha amrni bajargan bo'lasizmi yoki hammasini o'qish kerakmi? Yoki 10 bor o'qish kerakmi? Xo'p, hammasini o'qish kerak bo'lsa qanaqa o'qish kerak? Tez o'qish bilan ado bo'ladimi, sekin o'qish bilanmi? Ko'z bilan o'qish bilan ado bo'ladimi, til bilan o'qish bilanmi? O'qishdan murod o'zi nima? Xo'p, Qur'onni hammasini o'qish bo'lsa, bir marta o'qishmi? 10 marta o'qishmi? Necha marta o'qisak hadisga amal qilgan bo'ladi? Qur'onni o'qing degan bo'lsalar, necha marta o'qisam shu hadisga amal qilgan bo'ladi? Bitta o'qisam kifoyami? Shu bo'yi masalan bir umr o'qimasam hadisga amal qilgan bo'lamanmi? Yoki bu buyruqlar sunnatni taqozo qiladimi? Nadibni? Vujubni taqozo qiladimi? Qilmasam gunohkor bo'lamanmi, bo'lmaymanmi? Tark etsam, kechiktirsam yoki gunohkor bo'lamanmi, bo'lmaymanmi? Hozir o'qishim kerakmi hadis o'qigan paytimda yoki ertaga o'qisam ham bo'ladimi? Shu kabi savollar qo'yiladi. Har bir matnni, har bir so'zni ustida. Unga keyin hadisning davomidan yoki boshqa hadislardan javob kelib chiqadi. Ammo yuzaki bitta so'zni o'qib olib, mana hadis ekan deb, oyat ekan deb turib o'zini tashlashlik
bu cahillikni belgisi. Ve bu şeriat egasinin maksadiga yetolmaslikka olib keladi. Shariatga amal qilyapman deb amal qilmay yurishga yoki buzuq noto'g'ri amal qilishga olib boradi. Ana shunday ko'rasin, ikroul Qur'oni, Qur'onni o'qinglar degan ikkita so'zni ustida qancha savol bor. O'sha savollarni biz qanday javobini topamiz? Qaydan topamiz uni? Ko'pincha hadis davomidan chiqadi yoki boshqa hadislardan chiqadi yoki oyatlardan chiqadi. Ana ulardan ulamolar sizga hadis sharhlayotgan paytida bayon beradi. Mana shunday nususni fahmlash mana bu aqlga ta'sir. Mana biz Misr ulamolaridan o'zimizning mashayxlarimizdan olganimiz manhajiy ta'sir mana shu eng kattasi. Va undan tashqari axloqiy jihatdan zohidliklar ko'p ulamolardan dunyodagi ulamolarni bilamiz, alhamdulillah ko'plar bilan ko'rishganmiz, duolarni olganmiz, ziyoratlarni qilganmiz. Lekin o'zimiz ahli ilmlarni ham ko'p bilamiz, hammasini deyarli yaxshi taniymiz. Ammo bu mashayx bizni bu yerdagi mashayxlarimizni ko'rganimiz xokisorlik ham tanlik. O'zi shu ilmni to'la sohibi egasi bo'la turib, hech narsa bilmagandek turish go'yoki. Birinchi gaplashsangiz siz oddiy odam bunday bo'lasiz. Hattoki o'ylashingiz mumkin soddaligidan yoki yurish turishidan avtobusda yuradi. O'zi o'ta katta olim bo'ladi. Bilmaysiz uni darajasini. Yoki taksida yuradi oddiy. Yoki piyoda yurayotgan bo'ladi. Poyabzalni biroq ko'taraman desa bermaydi. Sumkasini biroq ko'taraman desa bermaydi. Bugun biroq osonman deydi. Shu darajada o'zini behojat tutadi. Mabodo bir biz endi ko'pincha O'zbekistondan o'zimizning vatanini qumsab ko'p narsa masalan pista va hokazolar chaqchuqlar olib kelinsa o'zimiz ardoqlaganimiz uchun vatanimizdan deb ustozlarimizga beramiz, asal beramiz masalan. Kichkina narsa bersam o'ta katta narsada qabul qilib, o'tiki xijolat olib ketadi. Mashinangizga o'tirsa, falon joyga tashab qo'ysang bo'ladimi, iltimos avvalo qilmaymanmi deb o'ti begona odamlarga birinchi ko'rishayotgan odamlarga iltimos qiladi. Ustoz bo'lib yurib berish bilmaydi. Qila olmaydi demaydi. Balki shu qadar kamdaniki sizga dars bermagandek u odam. Sizni tepangizda haqqi yo'qdek. Shu qadar o'zini kamtar tutadi. U shogird ham shuni muqobilida unga e'zoz ko'rsatadi keyin. Ammo ular o'zlarida o'sha dars berilganligidan kelib chiqqan haqdorlikni his qilmaydi. Uni Alloh uchun berganman deydi. O'rtadagi munosabat xuddi birodarlik qolib ketaveradi. Albatta shogird shuni muqobilida beadablik qilmasligi kerak. Biz ba'zi bir kaltafahm bolalar muqobilida beadablik qiladi. Chunki ular tepadan turib gapirishgan odamni ko'rib o'rganib qolgan, oddiy gapirgan odamni oddiy odam deb o'ylaydi. Mana bu ham axloqiy masalan olgan ta'sirlarimiz. Keyin masalan deylik o'sha yemoq ichmoqda, turmoqda va hokazolarda dunyoning ne'matlarida ahamiyatsiz ekanliklar. Bu narsalarga ahamiyat qilishmaydi. Kiyim kechak, ko'rinish, o'zimni chiroyli ko'rsatishim kerak, harbatli ko'rsatishim kerak, gapirayotgan paytimda mondalab gapirishim kerak, katta odamga o'xshab turishim kerak degan narsalar xayoliga kim? Mana bu o'sha biz nima deymiz? Tavozo, oddiylik, o'zi aytiladi-yu, oddiylik buyuklikning belgisi deydi. Va zohirlik axloqiy jihatdan. Mana bu bizga o'sha mashayxlarimizdan o'tgan mashayxlarimizda ko'rganimiz ta'sir shu jihatdan, ya'ni shu jihat biz shu yerda topgan narsamiz. Demak, aqliy o'zgarish yuqorida aytganimizdek, insonning o'zgarishi ko'proq aqldan va qalbdan bo'ladi. Bu mana bu ikkinchi bu axloqiy o'zgarishlar, bular qalbiy o'zgarishlar. Oldingi aytganimiz aqliy o'zgarishlar. Mana shu endi bu shaxsiyatlardan olganlarimiz ta'sir. Endi kitoblardan olgan ta'sir yoki o'zgarish. Men ismini yana aytaman. Qolgani endi nasib bo'lsa vaqti kelganda eski kelganda chiqadi. Kitobdan olgan ta'sir. Men falon kitob meni birdan o'zgartirgan deyish qiyin. Masalan deylik, men ko'pincha o'zgarish deganda ko'pchilik nima tushunadi? Savdogar bo'lib yurgan odam to'satdan talab ilmga o'tib ketadi. Qur'ondan uzoq yurgan odam birdan Qur'onga o'zini uradi. Yoyinki deylik, gunohda yurgan odam to'satdan birdan tavba qilib salohiyatga kiradi. Bu eng katta o'zgarishlar seziladi. Endi biz o'shunaqa bir falon vaqtda shunaqa bir bosqich bo'lgan deb aytishimiz qiyin. Yoshligimizdan shu ahli ilm oilasida o'sganimiz uchun, yoshligimizdan ahli ilmlar davrasida yurganimiz uchun albatta kamchilik, nuqson serob, lekin
az azdan terbiyelengen oşun dersler demektir. Birden öz yarış bilenmez. Az azdan bir ustazdan etkenimizde ahlakını örgenip, ikinci ustazdan gap sürüşünü örgenip, üçüncü ustazdan deylik çay kuyuşunu örgenip, bu hakkası. Törüncü ustazdan muamalanı örgenip, bu hakkası. Şuna kılıp terbiyelengen. Üçüncü ayetlerdi ki, bir kişi kemalge yetişiği 40 yıl kere deyişedi. Bir kişi kemalge yetişiği 40 yıl terbiye gerek deyişedi. Hocam da hem kemalini burada dava kılamaydı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hiç kim dava kılamaydı. O kişi hem dava kılamaydı. Ama hakikati o kişi kemalini kılamaydı. Lakin başka hem kemalge yakınlaşadı. Hem hemiz şu, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a okşaşken, okşaya yakınlaşken ürünemiz. Yakınlaşkenimiz, okşagenimiz miktarı da kemal alamız. Ama yüzge yüz bulur muyumuz? Hocam oğuzluk ette baktı. فَاِنَّ تَشَبُّهَا بِالْكِرَامِ فَلَاحُ Eğer salih bulanmasayız hem, salihlerge okşayın. Çünkü mükerrem kişilerge okşaşını uzun zafer bulan. فَاِنَّ تَشَبُّهَا بِالْكِرَامِ فَلَاحُ Okşaşken ürünemiz. Şimdi hocam için ayetemiz ki, kitabını hem mesela falan kitap birden onu uzatır varken diye ben hazır İslam mevmen öylesem. Lekin mesela köprak tesir korsetken derse, uzun bilgen derse Kur'an ve sünnet. Kur'an-ı Kerim'ini köp okuyken de tekrarla geldi. Her sefer hemen dur alıp, hemen dur düşünüp şundan uzgarış bugün. Ve sünnetten. Elhamdülillah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Nesai, kitabı sünnet, sünnet kitapları. İmam Ahmed Musnedleri, o hakkazalar. Ben şu sünnet kitapları, Tehavini mesela, Ma'anil Asar gibi kitapları, ben şu kitaplarda uzgarış bugün. Bazılarda mesela sizi akidizge Resulullah'a uzgarış verir. Akidizde türgen sorularına cevap vergeni bilen. Elbette akidiz uzgarı bitti mesela başka mesela kötmesiz. Türgen sorularından size yenge bir ufkular açılır. Cevap gibi durur. Fikhde o düşünmeyi, ahlakta hem o düşünmeyi. Yani umumi kitaplarda en köp uzgarış vergen kitap dediğinde biz Kur'an ve sünnet kitapları deyip düşünemiz. Çünkü neden uçun o şeylerden uzgarış alınken deyisiz, o şeylerini düşünedigen buluşingiz için gerek bugün ilimler var, fikh, akide kitapları. Alın şunlarını oku alış gerek, onlardan uzgarış alış için. Doğrudan doğru kitab-ı sünnetten alamayın deyisiz, alamayız. Ya ki daha doğru uzgarış alasız. Kitab-ı sünnetten doğrudan doğru uzgarış alamayın. Lugatı bilemem, Arap dilini. Doğrudan doğru Kur'an-ı Sünnet'te okuyman alamayın deyisiz, hata kılasın. Çünkü onun size akliyiz yetmeydi, tayyarmaz. Ama lügatına çukur yegirler, Kur'an-ı Sünnet'ini düşünedigen derecede, hiç olmasa, icat kovaradigen derecede olmasa yani. Lügatına yegirler ve Kur'an-ı Sünnet'den kip çıkan ilimler var, Kur'an-ı Sünnet'i düşünüşünü örgüt edigen. Akide ilimleri, fikh ilimleri, usul ilimleri. Hemen şeriatın alingen ilimler ki sizge menhec, meyyar yasab beredi. Mesela yukarıda etkenimiz deyip, ikra ol Kur'an'ı, Kur'an'ı okuyun deyse, kendi düşünüşsüz gerek. Bir mertte okuş bilen adab oladı mı? Üçünge, amel, köp mertte okuş mu? Kur'an'ın hemesi bilen adab oladı mı? Bazısı bilen mi? Hazır kılıç gereği mi? Keynen bul oladı mı? Hop, devamından cevap çıkarken, فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ Çünkü o Kur'an, kıyamet günü, özünü sahiplerine şefaatçi bulup kiredi. Şu devamındaki cümleden, yukarıdaki birinci cümlenin cevap, cümleden tutulgen sorularına cevap çıkardı. Kendi alasın şu cevapları. Bu örgüt edin ergi ilimler. Özü ikra'u el-Kur'an'a diyen işte kelimeni bilip, fe innehu yati yamel kıyamet diyen tutte kelimeni bilirsiniz, o sorularım tutulmadı sizde. Binaberin cevabını tutulmadı. Binaberin amel kullanmayız. Doğru amel kılış ilacı yok. O yüzeki tötte kelimeni okuvalıp şundan amel kılıyken diken adam ödeşirken bunlar. Kımayken bu arada amel. Ozuca kılıyken bunlar. Ama Resulullah'ın maksatları hitap ediyor. O işte o kişinin maksatları muvafık amel kılıyken bu işte haliki ilimlerden okuş kışı gerek. Elbette indi o katta Allah'ın babaması da her bittesinden şu sorularda cevap veren nususunu fahamlayan derecede ilim gerek. Ben şu demek kitaplar alındadı ki kitab-ı sünnetten uzgarış alasın. Demek kitab-ı sünnetten biz uzgarış agamızda beyti alamız. Malum derecede. Ve bunlar haliye nergi fenlerini uzgarıştan keyin hasıl bugün de beyti alamız. Şimdi vakiyeler. Kendi savallı üçüncü kısmı olsa vakiyeler.
Vakiyelerde onu bir aytish qiyin. Mesela bu ayyan bir vakiye deyip. İlla mesela bazı ulamalarını suhbetleri de eşitkenimiz, bazı gepler, yani bazı bir tasarlı vakiyeler buluşu mümkün. Lekin bir muhaddet falan vakiye deyip ayta almayayım ben. Umumi agende, şimdi savalının ahirki kısmında etindiyen ki, vakit tasarrufu ve ilmi hükmedegi, mesir diyemiz, yani ilmi yol degi, özü basıp ötken ilmi yolu degi, tecrübelerden ortaklaşır. Savalının ahirki kısmı şu dakikaydı. Birinciden ben ayet koyamam, aldığımdan ben özümü alım diye bilmiyim ben. Şunu yaşlı bir barış gerek. Biz talib ilimimiz. Hiç kaçan ben özümü alım diye bilgemez ben. Ve bana alım diye etseyem, ben özümü alım diye bilmiyim ben. Şeyh diyen ulamanın ismini bu yerde ulamalar köpünce işletişedi. Bir tefenden ders verilen adamı şeyh deyişedi. Fikhten ders veri alırsız şeyh deyişedi. Kur'an'dan ders veri alırsız şeyh deyişedi. O şey manada, biz Özbekler'de ustaz işletişedi bunu. Ustaz falancı, damla falancı digene. Bu yerde ürfte şu şeyh bugün için damla ustaz sözünü oynadı. Şu işletip getirilgen ben özümge. Şundan bu aliye namım koyuyor. Lekin ben özümü alım diye bilmiyim ben. Biz talib ilimimiz. Ve kıladgen işimiz, ulamalarını, aitken geplerini ortaklaşış yetkazib biriş. Allah bildirgençe, fahmimiz yetkençe halas. Kemalini davasıdan öte yırağımız. Allah Teala kabul kısın. Ben özü doğrusu derslerini yazışıyam, karşı okuyamam. Bu yedek kitapta okuyamız, ballar bilen. Daim avazda hem yazdırgen mesmen, özü ile bilesiler, şu yedek yürgenle bilişeydi. Yazdırgen mesmen, ahir geyildi. Şu bu yerdeki derslerin yazış payda oldu. Meyle indi şu kimlerdir menfaat verirse diye biz hobi yapınız. Avazını uzun yazış ki. Videosu gelmez bu avazını uzun. Şimdi o şey, o şey için birinci bilemiz ki demek ben şu adam etkenini kısam Allah'ım olamayken diye oylamayın. Çünkü sizce Allah'ım yapıyken yok. Lekin şu adam etken, şu yolunu basıp otkenirken, şu tecrübeyken deyip bir şey mümkün. İnşallah lekin ulamalarını, tecrübelerini koşup etmemiz. Çünkü o şundan faydalanın gelmez. İlim yoludaki tecrübe. Böyle şey mesela ilim yoludaki tecrübe deyken de bu yerde ilim özü yok. Biz etmemiz. İlim aslı ne mi deyken soruyorum? Mevcudunu idrak etiş. Hemen ilim şu. Fizike cisimini hareketini engleş. Hareket mevcud mu? Mevcud. Mevcudunu idrak etiş ilmi fizike bunu. Yani hareketini idrak etiş. Maddeni idrak eti yapsın. Kimya bunu. İnsanın tenesindeki özgürlüğünü idrak ediyorsunuz. Tababat bu olaydı. Bu hakkız. Şeriatta Allah'ın isteyenlerini engelleyebilirsin. Şerii ilim bu olaydı. Şu ilim yolunu açtığımız mümkün mü? Hemen ilimle tatbik bu olaydı. Birincisi, ustazını, hakiki menhec ilgisi bulan ustazını tanış. İkinci, o şey menhecini hakiki ilgisi bulsun. Menhecde ilgisi buluşur mümkün mü? Menhecde ozu. Köp tecrübesi bulması mümkün. Tecrübesi barını tanımlaş. Fikh mi hakiki fikh tecrübesi olsun. Çünkü kitap tercüme verildiğini adamlaş. Hadis mi hakiki hadis ilmi neygesi olsun. Çünkü tercüme verildiğinmez. O tercümanlık, o Arap dilige has. Lekin hadis ilmiye girdiğinizde, o hadis ilminin uzun neygesi olsun. Lugatta ayetip tercüme verirse o hadis ilmi mesul. Ya ki tafsirde ayetip tercüme verirse o tafsir ilmi mesul. O tafsir neygesi olsun. İkinci. Üçüncüden ustazga, üçüncü ustaz tapın birinci. İkinci ustazga özü tapşırıyım. Meyyit gassalı kolu da kendiyim olsa şimdi. Demek ki, çünkü siz özü işte doğru deyip, ne doğru nasıl hareket koymazsınız şu. Tayin ki o şu ustazı ilmini alayım, ki meyli başka nasıl hareket ötüşürüz mümkün. Hazreti İmam Ebu Hanife aleyhi rahme, ustazları Hammad ibn Ebu Süleyman'dan ilim alırlar. 18 yıl takriben Allah'a alem bilirlerler. Vefatlar geçiyor. Hatta Hammad etkenler ki Hammad en kette fakihlerden ve muhaddislerden bugünler. Fikhte ustun bugünler. Nezefteni Ebu Hanife diyenler. Bana sorup tüket var diyor mu Ebu Hanife diyenler. Dere diyenlerse bu kama diyor sen de diyenler. Ustaz da ana şimdi ilmi alınır. Ondan bunu sekeremezler. Ki yine bitti iş uzak ilmi mücerleş. Özümüz tecrübe eder şu. Biz mesela orada biz özümüzü okuşumuz bölümün bölümün bugün. Aile bir şeraitten kim çıkıp, atamız ot getkenler için, aile dozumuz bulgen için, anamız yalnız bulgen için, kişi bir yamal bulgenler, ümlenmiş, o hakazalar bulan, biz bulmuş bulgen. Kimde imkan olsa bölünmez. Dedim uzağa yıl müccelleş gerek. 5 yıl, 3 yıl, 2 yıl, Allah'ım olamadın demez ki. 20 yıl müccellese yakışmıyor.
Undan Alloh bersa, keyin vaqt tasarruf keladi undan keyin. O'sha 20 yilda qanday tasarruf qiladi? Tadrijiy chiqish kerak. Birinchi o'sha olat ilmlari deydi, ya'ni vosita ilmlari. Vosita ilmlarni birinchi yaxshi egallash kerak, keyin maqsad ilmlari, tafsir hadislariga keyin kirish kerak. Manhaj deganimiz o'sha. Demak, siz muhaddis ustozga bormoqchisiz. Oldin malakani hosil qilish kerak bu yoqda hadisga yarash. Va hokazo. Demak, undan keyin ilmni yana mustahkamlaydigan narsa ta'lim. O'qigan narsangizni bitta fanda masalan, hech bo'lmasa 3 ta bosqich o'qiladi. Mubtadiy boshlang'ich bosqich, mutavassit o'rta bosqich, 3-uncisida muntahi. Birinchi bosqichda ilmni umumiy tasavvur va istilohlar o'rganiladi. Ikkinchi bosqichda ilmni masalalari to'la qamraladi. Uchinchi bosqichda munoqasha, ya'ni ilmni o'z fiqh bo'lsa fiqhdagi munoqashalar, dalillarni o'rganish, ularni rad qilish, isbotlash va hokazo jarayonlar bo'ladi. Uch arasidan o'tgandan keyin siz dars berishingiz mumkin, birinchidan boshlab. Ana shunday qilib dars berishni boshlash kerak. To'yinki 5-10 yilda kishi shunda, ya'ni 5-10 yil, 10 yil, 15 yil o'qsa, hosil qilsa, masalan 10 yilchalarda inson kishi masalan dars berishga o'tirishi mumkin. Yana bir 5-6 yil dars bersa, ilmlarda mutamakkin bo'ladi, ya'ni yaxshi mustahkam bo'ladi. Undan keyin kishi o'sha o'zini sohasida ijod qila oladi. O'sha ijod fiqhda bo'lsa ta'lif bo'ladi, fatvo bo'ladi. Hadisda bo'lsa tahrij bo'ladi va sharh bo'ladi. Tafsirda bo'lsa u ham sharh bo'ladi va tahqiq bo'ladi. Bitta oyat tepasida 10 ta qavl bo'lishi mumkin. O'shini tanlab beradi. Mana unisi quvvatliroq deb. Va hokazo. Ana bu kishi keyin o'sha fanni ilmni egasi bo'ladi. Biz olim deganda shuni aytamiz. Men 20 yil ketadi desam, ba'zilar bunaqada atrofingizda hech kim qolmaydi, hamma qochib ketadi 20 yil desiz. Kimning toqati bor hozir? Yana bir kishi aytadiki, o'ta nisbiy baho. Nisbiy baho aniq, nisbiyligi aniq bu. U o'rta miyona olinadi. 80% insonni iqtidori olinadi. 10% o'ta bo'mag'urlar bo'ladi. U 30 yilda ham bo'lmaydi. 10% o'ta o'tkirlari bo'ladi. U 5 yil 10 yildan bo'lishi mumkin. Lekin 70% 80% aksar insonni holati e'tiborga olinadi va tajribalar shuni ko'rsatadi. G'olib me'yor bo'ladi. Hamma narsada g'olib me'yor bo'ladi. Bu yo'sin. G'oliban shu 20 yil ketadi. Uning ichida Qur'on o'qishdan bor o'zi aslida. 3 yil to'liq Qur'on ketadi. Keyin haliga aytganimiz ilmlarni olasiz. Ders berasiz. Ders bergan paytingizda o'zingiz tushundim deb o'ylagan narsalaringizni tushunmaganingizga amin bo'lasiz shogirdlardan savol kelgan paytida yoki ularga bir narsani tushuntiraman deb turib. Ana undan keyin siz o'sha ilmni egasi bo'lasiz inshaalloh. Shu odamni olim desa bo'ladi keyin. Shariy ilmlarda qamrasi shuni alloma deyishadi. Shariy ilmlarda qamrasi shu tamakkun bilan alloma deyishadi. Alloh taolo hammamizga ham allomalik nasib qilsin ilohim. İctihad derecesi indi ondan hem yukarı derece. Aramızda müştehidler çıkışını Allah uzun nasip etsin. Himmet versin bunge. Yukarıda etkenimizdeki ulamalar. Hemen şu 20 yıl 30 yıl sarıplayan kim bir nasıl oluşken. İmam Ahmet 40 yaşta oturgenler hadise yetişken. 10 yaşta başlayan bozsa hadise alıştı. 30 yıldan ki oturgenler hadise yetişken. Kim? İmam Ahmet. İmam Ahmet ne aklı bilen. O şey zihin bilen. 1 milyon hadis kolu bilen yazgan adam. Yani siz onun da hadis yazganınız yok mu? Hali yok. 100'te yazganınız yok. Hadis aytaman deysiz, ustozlik qilaman deysiz. Albatta adashtirishingiz ko'p bo'ladi hidoyatingizdan. Imom Ahmad nimaga 40 yoshda o'tirgan hadis aytish? Nimaga Imom Abu Hanifani aqli butun ummatda aqli bo'lgan? Bitta ustoz yonida 20 yil yurgan. Nima uchun? Mana shu ular bilgan, mana biz aytayotgan gapni mohiyat biz aytayotganimiz ham o'rtacha, u ham hali shunda bu aniq bo'ladi degani emas. Bu ham taqribiy gap. Alloh taolo o'zi nasib aylasin. Haqiqatda bir 20 yilda kishi bir ilmda yetishadi. Ammo hamma ilmlarda yetishishga yana qo'shish kerak bo'ladi ozgina. Allohning tavfiqi bilan. Ana shu ilm yo'li o'zimizni bosib o'tayotgan yo'limiz inshaalloh va boshqalar ulamolar tajribasi. Xo'p, nafs tarbiyasi, tazkiyatun nafs, nafsni tozalash, poklash deyiladi. Qur'oni Karimning istilohida shunday. Alloh subhanahu va taoloning risolatidagi asosiy maqsadlardan biri shu. Alloh taolo nima degan Qur'oni Karimda? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad mannallohu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim
ve yuallimuhumul kitabe vel hikme deb aytgan. Kama arsalna başka şekilleri yan var bu manada tekrarlanan bu manada bir neçe ayet tekrarlanan. Huvallazi ba'atha fil ummiyin rasulan. Cuma suresi deyim ki ummilerden bulup geldiler. Şu ayette Allah ne dedi? Laqad mennallahu alel mu'minin. Allah Teala müminlerge bir iltifat, merhamet kurset. Kaçan ne kılıp? İz ba'atha fihim rasulan. Min enfusihim. Uzlerden bir kişinin peygamber kılıp yubargeni de. O kişi peygamber kılıp yubarışın özü nimet mi? Yok. Vazifeleri bilen o kişi nimet. İz ba'atha fihim rasulan min enfusihim. O kişinin vazifesi ne mi? Yetlu aleyhim ayatih. Allah'ın ayetlerini tilavet kılıp. Ve yuzekkihim, ularını paklaydı. Ve yuallimuhum el kitabı, ularga kitabını talim beredi. Ve hikme, ve hikmetini talim beredi. Tötte vazife. Ulamaların vazifesi hem kudu şu. Şu türele vazifeni becergen adam peygamberini mirasxor buladı. O her kim lügatı bilvese peygamber mirasxor bulur muydu? Ya kitap tercüme kıyırsa peygamber mirasxor bulur muydu? Ya ki bir nesana ayet verirse peygamber mirasxor bulur muydu? Töreler vazifeni becerse şu kişi peygamberinin vazifesi mirasxor bulur. Birincisi Allah'ın ayetlerini tilavet kılıp verir. Üçüncüsü kitabını talim verir. Ortada nefsini paklaydı. Kitabını talim veriş başka, Allah'ın ayetlerini tilavet kılış başka ikeni görünür bu ayet kerimede. Demek Kur'an-ı Kerim, birinci iş Kur'an-ı Kerim'in zahirini örgütüştü yani. Kitap kişilerde Allah'ın kelamını, hitabını yetkiziş. Ve yani bunlar birinci olup imanı çakırladı. Kısa ayet kendi. Kengisi tezkiyetun nefs. Birlemçi farz emelleri buyurulgenden ki tezkiyetun nefs bula. Nefsini paklaş bula. Nefsini paklaş ötekette mevzu. Onu ayetemiz hazır inşallah. Kengisi kitabını talim beredi. Yani Kur'an-ı Kerim'ini tam manada örgütüldü. Adam bazen yulup kalıgenini, bir kalıgenini yap kalınmaz. Belki kitabını talim verirdi. Yukarıdaki hali ikra-ul Kur'an'ı hadisinde etkenimizdik buyurdu. Ve yuallimuhum el kitabe. Minel kitabemez. Kitaptan ne menidir örgüt edemez. Kitabını örgüt edemez. Kur'an'ı bütün örgüt edemez. Hama ahkamını, hama hakikatlerini, mahiyetlerini bütün edemez. Albatta derece bilen bir denge hamasını bir bulmaydı. Lekin hamasını bir alış gerek. Vel hikmette ve hikmetini örgütedi. Hikmette murad köp ulamalar sünnetti beytişken. Ne mi uçun? Çünkü hikmetinin asli manası, hikmet öz ilmi türlerinden bittesi asli. Lekin ne mi de Allah'ı da acıdegen ne mesi bilen? Hikmet kişi bilgen malumatını doğru tatbik kılıçdan ibaret. Her bir nersanı cayge koyu alsız, Atanı ata oranıya koya alırsınız. Balanı bala oranıya koya alırsınız. Ustazı ustaz oranıya koya alırsınız. Yaxşını yaxşı oranıya koya alırsınız. Yamanını yaman oranıya koya alırsınız. Şu hikmet böyle. Umumən ki Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de nəmə digən bolsa, o şanı cayıge koyup tətbiq qılarsınız hikmet böyle. O cayıge koyup tətbiq qılış üçün sünnet gereği böyle. Başka ilacı yok. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vazifeleri لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Ularga nazil qilinganlar seni siz bayan qilib berishingiz uchun siz yuborganmiz deydi. Bayan qilib berish bu sunnat. Shuning uchun u degani kitobu sunnatni o'rgatadi degani. Endi ta'lim ilm o'rgatish mohiyatini anglatish bilan bo'ladi. Chunki ilm narsani voqeida qanday bo'lsa shunday idrok etishdir dalil asosida va jazm bilan. Jazm yo'q bo'lsa ham ilm bo'lmaydi, dalil yo'q bo'lsa ham ilm bo'lmaydi. Voqeiga xilof bo'lsa ham ilm bo'lmaydi. iPhone'ni ko'rib Samsung deb o'ylasangiz ilm bo'lmaydi. U iPhone'ni iPhone deb bilganingizda voqeida qanday bo'lsa shunday idrok etsangiz keyin ilm bo'ladi. iPhone'ligini bildingizmi? Isbotlay oladigan dalilingiz bo'lsa keyin ilm bo'ladi. Dalilingiz bo'lmasa ikkinchi odam kelib, "Yo'q, bu Samsung-ku" desa, "Ey, shunaqami?" deb ketadigan bo'lsangiz ilm bo'lmaydi. Dalilingiz bo'lishi kerak. Dalildan keyin jazm paydo bo'ladi. Jazm paydo bo'lsa, aniq shu iPhone degan. Keyin o'sha turgan oldingizdagi to'rtburchak buyumga nisbatan sizda ilm hosil bo'lgan bo'ladi. Bo'lmasa ilm bo'lmaydi u. Qur'oni Karimning har bir kalimasi ustida shu ilm hosil bo'lishi kerak. Shu odam keyin o'rgata olsa shuni. Shu odam payg'ambarlarning merosxo'ri, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam merosxo'ri bo'ladi. Demak, o'sha bir juzi to'rtta vazifa asosiy vazifa. Bitta juzi
tazkiyatun nafs, nafsini poklash. Demek risolatning, bütün risolatning, Odam alayhissalomdan biz Rasulullohgacha kelgan hamma vahiylarning, risolatlarning, kitoblarning, payg'ambarlarning vazifasi shu to'rtta bo'lgan bittasi tazkiyatun nafs. Bu tazkiyatun nafs, nafsini poklash ne kadar muhimligi ne ko'rsatadi. İbrahim alayhissalom duo qilganlarida İsmoil alayhissalom bilan Qur'oni Karimda keladi. Rabbana ve ba'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzakkihim deyip dua kıyarlar. Allah avlatlarımızdan bir peygamberine çıkardın. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ularga seni ayetlerini tilavet kılıp versin ve kitabını örgetsin, hikmetini örgetsin ve ularını paklasın. Tezkiyetun nefsini törüncü orumlu koyarlar tertipte. Birinci tilavat, keyin ta'lim, kitobni ta'limi, hikmatni ta'limi, sunnatni ya'ni to'rinchisida tazkiyani qo'yganlar. Alloh taolo duoni ijobat qilgan. Ijobatda tartibni o'zgartirgan. Tilovatni birinchi o'ringa qo'ygan, ikkinchi tazkiya, uchinchi kitobni ta'limi, keyin sunnatni ta'limini aytgan. Ijobatda tazkiyatun nafs ikkinchi o'ringa o'tgan. So'rovda to'rinchi o'rinda turgan bo'lgan. Bu nimani bildiradi? Alloh taolaning sunnati shu va tazkiyatun nafsning zarurati shu qadar degan. Shuning uchun ko'pincha kishilar Qur'on o'qiyapman, sunnat o'qiyapman deydi-yu, tarbiya topmaydi. Chunki tazkiyatun nafs olinmagan bo'ladi. Endi tazkiyat o'sha nafs tarbiyalansa keyin o'zgarish bo'ladi. Mana sizni loyihangiz men o'zgaraman yoki nega o'zgardim bo'lsa, o'sha o'zgarish o'zgaga aylanish u. O'zgaga aylanish nafsning o'zgarishi bilan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo biror bir qavmdagi narsani o'zgartirmaydi. Ma biqaumin. Bir qavmdagi narsani. Nima u? Narsa. Har qanday narsa bo'lishi mumkin. Ne'mat bo'lishi mumkin. Azob bo'lishi mumkin. Yaxshilik bo'lishi mumkin. Yomonlik bo'lishi mumkin. Qavmdagi deyilishidan ijtimoiy degan. Jamiyatda keng tarqagan degani, jamiyatni qamragan degan. Bitta yarimta shaxs undan ajralishi mumkin, lekin jamiyatni holati mutlaq umum holatda o'zgarishi uchun. O'zgartirmaydi Alloh qavm degan narsani, ya'ni jamiyat ijtimoiy holatni o'zgartirmaydi degani. To'yinki ular o'zlaridagi nafslaridagi narsani o'zgartirmaguncha. Nafs anfusi ma bi anfusihim. O'zlaridagi nafslaridagi narsani o'zgartirmaguncha. Demak, nafslar o'zgarishi bilan keng jamiyat o'zgaradi. Agar odamlar harom yeb bo'lsa ham, birovning haqqini yeb bo'lsa ham, maishat qilishni istayotgan bo'lsalar, o'shaqa jamiyat bo'ladi. Qiynalib bo'lsa ham halol yashashni istaydigan nafslar paydo bo'lsa, halol jamiyat bo'ladi keyin. Ularning ijtimoiy holatini Alloh isloh qilib beradi. Kishilar qalbidan islohni xohlashi kerak. U birinchi o'rib o'zini to'g'rilashi kerak bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda ikkita tag'yir bor bu yerda. İnnalloha la yughayyir. O'zgartirish Allohni o'zgartirishi bu. İkincisi hatta yughayyiru nafslarni o'zgartirish. Ya'ni insonlarni o'zlaridagi narsani o'zgartirishni Alloh o'ziga topshirgan insonlarga. Albatta Allohning madadi bilan bo'ladi, lekin o'zlarini unga taklif qilgan, shunga buyurgan. Ammo ijtimoiy holatni o'zgartirishni ularga taklif qilmagan, balki o'zini zimmasiga olgan. Ya'ni umum holatni isloh qilishni. Endi biz o'zimizni o'zimizni qo'limizdagi va biz o'zimiz buyurilgan o'zgarishni qo'llamay turib, biz qo'limizda bo'lmagan va bizga buyurilmagan o'zgarishni talab qilishimiz ahmoqlik bo'ladi. Bu natija bermaydi. Shuning uchun Rumiy aytganlarki, men zakovatli kishi edim kecha. Olamni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Bugun hikmat egasiman. O'zimni o'zgartiryapman. Har kim o'zini o'zgartirsa, yonidagini o'zgarishiga qaramasdan o'zini o'zgartirsa, yonidagi o'zi bunga qarab o'zgaradi. Jamiyat islohi ana shunday quriladi. Boshqa iloji yo'q. Mana shunga endi kim ko'p hissa qo'shsa, o'sha kishi inshaalloh jamiyatning islohiga hissa qo'shgan bo'ladi. Demak, nafs tarbiyasi birinchi o'rinda bo'ladi. Endi nima bilan tarbiyalanadi nafs? Nafs tarbiyalanishi yuqorida aytganimizdek aql va qalbdagi o'zgarish bilan bo'ladi. Bunga Alloh subhanahu va taolo bizga o'sha kitobi sunnatni tushirgan ulamolarimiz shuni bayon qilib bergan, xulosa qilib. Qur'oni Karimda fiqh ham bor, uxraviy ilm ham bor, dunyoviy ilm ham bor,
tarix ham bor, kelajak ham bor, halol harom ham bor, namoz niyoz ham bor, iltijo ham bor, nafs tarbiyasi ham bor. Qur'onni o'sha ilmlarini har bir soha egalari vaqti kelib sahobai kiram tobiinlarning davri kelib, sahobalardan keyingi tobiinlar davriga kelib har bir ilm alohida alohida ajralgan paytida rivojlanish uchun Qur'on sunnatdan olingan hammasi, fiqh ham, usul fiqh ham hammasi. Tarbiyaga doir, tazkiyatun nafsga doir Qur'on sunnatdagi ilmlarni alohida ajratib o'rgangan ulamolar bo'lgan. Aqida ulamolari kabi, fiqh ulamolari kabi. Chunki bu ilmlar hammasi tarqoq holatda bo'lgan kitob sunnat. Orasidan terib olish uchun, masalan men sizga hozir tazkiya haqidagi 4 ta oyatni qator aytdim. O'zingiz Qur'onni boshidan oxirigacha o'qib chiqsangiz topolmaysiz mumkin. O'tib ketib olasiz, bilmaysiz. Lekin ulamolar shuni ajrat berishgan. Tazkiya haqidagi oyat mana u. Fiqh haqidagi oyat mana u. Odamlarga toyinki uni amali oson bo'lsin uchun. Bo'lmasa odamlar amal qila olmaydi. Mana siz Qur'onni 50 marta xatm qiling, 2 rakat namoz chiqadim, chiqara olmaysiz. Ulamolar olib beradi uni. Qur'ondan va sharhini sunnatdan. Namozda vaqtlari beshara namoz vaqti Qur'onda kelgan. Aytingchi biror joyda asr degan so'z bormi? Asrni payti falon vaqt, peshin payt degan so'z bormi? Yo'q. Ulamolar chiqarib beradi uni. Mana shu qabilda nafs tarbiyasiga doir, axloqqa doir ilmlarini ulamolar ajratib o'rganishgan. O'sha olimlar shu ta'limotni yo'lga qo'yganlar tasavvuf ulamolari deb nomlangan keyin. Tasavvuf ilmi bo'lib shakllangan shu. Shu ilm keyin taraqqiy etgan va bu ilmni qo'llashga turli uslublar yaratilganda tariqatlar paydo bo'lgan. O'sha ilmni qo'llash uchun uslublar. Yana ham muxtasarlashtirilganda u qoidalarga, nizomga aylantirilgan bo'ladi. U kundalik barnomaga aylantirish uchun qilingan. Masalan, sizda ilm bor, tasavvuf haqida. Tatbiq qilaman desiz, qaydan boshlash bilmayapsiz. Kitob turibdi qo'lingizda. Mana Hazrat Ruhiy tarbiya kitobini yozganlar. Men kim so'rasa, Ruhiy tarbiyadan shu kitobni o'qing deyman. Lekin tatbiq qilishni bilyapsizmi? Ba'zi odam bilishi mumkin, ko'pchilik bilmaydi. O'zini tatbiq qilib berishga keyin kimdir uslub qo'llaydi. Birinchi mana uni qo'llaymiz, keyin ana uni qo'llaymiz. Unga qarab ko'zingni pastga qaratib yur deydi. Ko'chada yursang deydi. Mana bitta qoida. Keyin aytadiki, zikrni saharda qilgin deydi. Shunda to'lingan hammasi. Natijada o'sha ustozni ta'limoti uslubi keyin tariqat bo'lib qoladi. Mana shu nafs tarbiyasini hozirgacha kelgan ulamolarning tajribasi shakllangan holat. Endi afsuski hozirda tariqat ahlilari deganlar, sufiylar deb o'zini ko'rsatayotganlar yoki tasavvufdan gapirayotganlarni aksari yoki tariqatda qo'l berib yurganlar zikrdan boshqa narsa bilan ishi yo'q. Holbuki tasavvufda, tariqatda tarbiya birinchi o'rinda turadi, zikr yordamchi bo'ladi. Albatta zikr lozim. Lekin tarbiyasiz bo'lmaydi. Birinchi o'rinda tarbiya turadi. Sizda ustoz hasadni ko'rib muolaja qilish kerak. Kibrni ko'rsa muolaja qilish kerak. Sizdagi masalan odamlarga g'ash kishi bor, uni muolaja qilish kerak. Dangasalik bor, uni muolaja qilish kerak. Shoshqaloqlik bor, uni muolaja qilish kerak. Serg'azablik bor, uni muolaja qilish kerak. Endi bu narsalarni murabbiy qilib beradi. Hozir bizda eng qiynalgan joyimiz va yo'limizni topolmayotganimizni boisi tazkiyatun nafsdan, tasavvufdan gapirib o'zgaronmasdan boyagidek yurganimiz sababi bizga tatbiq qilib beruvchi murabbiy topilmayotgan. O'zida emas. O'zida tatbiq qilib bo'lib, bizda tatbiq qilib beradigan. Ilgari murabbiylar shunday edi. Masalan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan shundan keyin ashobi kiromga Hazrat Umar izn bering kallasini olay deganlar, masalan, ba'zilarini munofiqligini gumon qilib. Yo'q deganlar. Bosganlar, sekinlatganlar. Hazrat Ali roziyallohu anhu Imom Ahmadning musnadlarida keladi. Aytdilarki, palon shaharga borib dedilar Rasululloh alayhisolatu vasallam. Butlarni sindirib, chizilgan rasmlarni o'chirib, qabrlarni tekislab kelish kerak. Kim qiladi shuni dedi. Hech kim turmadi. Biroq yuragi dov bermayapti. Chunki kim bor qurolli bitta shahar ahlini hujumiga qolish mumkin. Hazrat Ali o'ta shijoatli, o'ta mehribon odam bo'lgan, o'ta yetuk inson bo'lgan. Men deb turdilar sakrab. Bordilarda borib o'sha ishni qilib keldilar. Va kelib aytdilarki, "Yo Rasululloh, birorta but qo'ymadim." sindirdim. Birorta suratni qo'ymadim, o'chirdim. Birorta qabrni qo'ymadim, tekizdim. Deydilar,
Rasul akram alayhi salatu vesselam ya Ali ey Ali dediler. Maqtançaq ve fitnəçi bulma dediler. Barakallah deganlar yok. Barakallah zor qılsan demediler. O te katta işini hiç kim cesaret kılamayken işini qılıp geldiler. O işte şirke karşı kürəşib geldiler. İslam'a asasi maksatlarını. Juda katta mehnat, katta cesaret. Palancaya barıp xatap gelin desin. Yani kıyım bugün şüphe etti o zaman değil. Barıp görüştü o ziyan. Katta işini becerip geldiler de şunu ya kıldım deseler barakallah demediler de. Ne dediler? La tekun muhtalan ve la fettanan dediler. Maqtançaq ve fitnəçi bulma dediler. Görüyorsun mu? Ameliyini özün görme diye. Zor amel kıldın. Lekin onu özün görme. Maqtançaq bulma diyenleri, yani ki kekeye uç bulma diyenleri doğru düşünseniz böyledi. Lekin ne demek fitnəçi bulma dediler. Çünkü bendeni, amelini Allah yaratadı. O şehirde mesela tevhidin kuruluşu Allah'ın nimeti bo'ladi. Sen özünle nisbet versin adamlar hakiki fail Allah'ını unutup koyadı. Senden körüp kalışadı. Fitne bo'ladi. Sen bir sebepsen aslında Allah kıl yaptı onu. Tevfik veriyen, kuvvet veriyen Allah. Fitneçi bulma degen sözlerini tek edin mi gel? Yani sen bir işini kılıp men kıldım demedin ki adamlar hakiki yaratıcı Allah ikenini unutup senden körüp kalışadı işini. Kölesin bana şimdi terbiye kıyırlar. Uluğu iş kıp duruyor adamın hem terbiye veriyorlar. Yani ki Ebu Zer radıyallahu anh bir koşun hakkında gelip gitti. Koşunu falanca düşüremez mi? Pistanca düşüremez mi? Falanca hücum kullanmaz mı? Deyip bir cenk hakkında gitti yaptı. Zece tüzülü yaptı. Ebu Zer radıyallahu anh bir gelip ettiler. Bir teklifini ettiler. Kette sahabeler var. Şimdi Hazreti Bilal hem ortaya koşulup koydu ki falan işte kılı palanca adam bunda kısa yaşı oladı diyen bir harbi fikirde etti. Şunda Ebu Zer radıyallahu anhudan bir hastan bir söz süp gitti ağızlarına. Ya sen tek otur arlaşmasan kara hatunlu balası de varırlar. Bilal radıyallahu anhu hapop kaldılar. Çık etti indirmesinden. Ve bana Resulullah ki bunu şikayet kıldı. Ula bizdeki her kim sökünüşü bir gün adam bugün de bilinmezdi. Tösetten sadır bugün için bilinip gitti. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam gazepten kızarıp gittiler. Yani sökse söküp tutar demediler. Gazepten kızarıp gittiler. Hazreti Bilal gitti. Kim? Ebu Zer radıyallahu anh'u geldiler. Meşrike. Körüp Resulullah'ın vacahatlarını körüp kokup gitti Ebu Zer radıyallahu anh. Şundan Resulullah dediler ki sen Bilal'a şunu ne dedin mi dediler. Ha şunu ne dedim. Sen hala cahiliyeti var insanı kendisine dediler. Hala cahiliyet devredeki müşrik tabiyetin kaptı dediler. Bir de şu sözünü özüge. Bizde bu tabiyet fazla şey yap diyor. Her günü var. Bundan beter. Şimdi katta yapırlar ki Ebu Zer radıyallahu anh'ın yığla vardılar. Ve çıkıp mescid teşkarısıya Bilal'ın gelişini kütüptürdüler. Köçede. Hazreti Bilal uzağından keliye kendiler. Ebu Zer yürüp vardı da yerge yattı da. Yüzünü tıpıraka koyup Bilal geldi ki ayağım bile yüzümü basasın dediler. Ayağım bile yüzümü basasın dediler. Ebu Zer radıyallahu anh. Hazreti Bilal yığla vardı. Tiz çöküp Ebu Zer'in turguz doğruluğuna kucağılıp yığladı. Hani şimdi terbiye kıyarlar. Hazır gelirler için. Zikir verip koyardı, bal alıp. Zikir de koyup gündüzü hala gençer şeydi. O tasavvuf ahlamaz, o sufiymez o. O ya ki rakske çüşüş tasavvufmez. İlgışlaş tasavvufmez. Hemen riyakarlık olur. Tasavvuf nefs terbiyesi. Nefsi, hani bunu değil. Ağızdan çıkan söz bilen terbiyelenir. Kalbiden ötken, Hazreti Ali'nin kalbiden ötken nasıl bilen terbiyeler yapılır. Kalbiden ötken, ben zor iş koydum degen nasıl size yeten bir yapılır. Kette iş kıyasayan, berekelle demeye yapılır. Zor koydun demeliler çünkü. Ana şunu terbiye kılınış gerek. Onge ana şunu murabbi buluş gerek. İlgara khana kahlar şu vazifeni becergen. Önce Hazreti Navai'ni mesela, mekarim ahlakta okusayız. Hazreti Navai'ni menakıblarda etedi ki, Hazreti Navai falanca mescid kurdurdular, falanca medrese, falanca hanıkah dedi. Ne demek ki hanıkah Allah'a da kurdurulgen. İlgari mescidde bugün uçlar bir Resulullah'ın devirlerinde. Gençelik mescidde şu nesneler sığmaya koyan da Allah'a da hanıkah. Medrese deyemez o. Hanıkahlar şu terbiye diyarları, dergahları bugün. Çünkü yani hazırda biz köremiz. Yürek kardiyologiya belisesini köremiz. Adam doldur. Barsayız travmatologiya diyem adam doldur. Köz doktoru diyem adam doldur. Lekin birer kişi görgen mi birer cahide? Kalp şifahanasını.
Yok. Nefs şifahanesini görüyor musunuz? Yok. Hanakahlar ana şunday kalp şifahanesi bo'lgan. Bu yerde kirgan kişi talip malum müddet bir ay nefsiye karab. İki ay. Bir yıl. On yıl yürüyüşü mümkün. Mürebbi adam bu dinleyen ne çıkıyor? Bu medresenin ilminden başka nersi o. O tatbik o. O şey şeriatının tatbiki bu. Tezkiyatun nefsini tatbiki. Çünkü İmam Rabbani etkenler ki ben tavsiye kadar dedim ki Müslümanlar gedigenler. Birinci bu olup başlangıç ilimlerini versin. Farz, vacib. Namaz, roze, taharat. Şunu versin dedi. Yani zarur, kündelik beceredigen ameller. Kim nefs terbiyesi ki kirişsin. Bu ukşa etkenler. 9-10-12 yaş geçe kabul olmuş kere diyenler. Nefs terbiyesi. Yok ki 12-13-14 yaş geçe. Bari 15 yaş geçe. Ondan ki o adam merhamet. Şeriat ilmiye kirip geçsin. Merhamet fizikeni okusun. Merhamet iktisadda okusun. Merhamet tarih nimene kısa kısın. Halası hakim olsun. Halası mahkum olsun. Halası mürşeb olsun. Halası sadıgar olsun. Kim olsa olsun. İnsan bulup yaşaydı ki. Ondan kendi uşa terbiye algan kişilerin cemiyeti, insani cemiyet buladı. Ormanmez. Küçülü küçsüz değil diyen. Yani ki nefsi kul bugün hayvan tabiyet ne aileni bilmegen, ne ananı, ne atanı bilmediyen, ye bir çiftten başkanı bilmediyen hayvan cemiyet bu muydu? O insani cemiyet buladı. Bu yerde ata ardaklanır, ana izazlanır. Ayol köpelenir, erkelenir. Erkek cesur bo'ladi. Halol bo'ladi. Her kim halol bo'ladi. Aka uka bilan yirtilashmaydi. Qayna kelin bilan urushmaydi. Palon gaping uchun deb bir umr alam olmaydi. Nafs tarbiyasida keladi. Hazrat Umar aytganlar. Kim Allohdan qo'rqsa, alamini olmaydi hech kimdan deganlar. Hech kimdan alamini olmaydi hech kim. Hech kim hech kimdan alamini olmaydi. Ana shunday pok jamiyat bo'ladi. Unga o'sha murabbiy kerak. Endi ungachachi ana endi biz savolimiz. Murabbiy yo'q bo'lsa-chi? Qo'ldan kelgancha har kim o'zi bilan shug'ullansin. Qo'llanma sifatida Hazratning kitoblari. Xususan ruhiy tarbiya. Olim bir bet o'qing, o'nvaroq o'qmang. Bir bet o'qing, tatbiq qiling, tatbiq qilishni o'yling. Qana tatbiq qilaman bo'lini. O'zingizni qo'lling, sindiring, yodlang, tatbiq qiling. Bugun hasad bobi, kibr bobi, palon bobni o'qdim emas. Hasadni o'zini o'qing. To'xtang. O'zi taftish qiling. Belgilari yo'qmi sizda? Men pokman deb oynaga o'zingiz maqtab qaramang. Meni shular bo'lish kerak shular deb qarang. Albatta bo'lish kerak. Topolmasangiz so'rang, oshna yoki dugona, sen meni taniysan. Mana shu illatlar menda bormi to'g'risini aytding. O'zingiz ko'z yetmayotgan bo'lsa. Yo'q desa top bo'lish kerak deb. Men pokman, sen meni hali hasadi bor deyapsan. Yuminda hasad yo'q, men juda ko'nglim pokman demang. Menda hasad bor deb bilavering, aniq bo'ladi. Bilmayotgan bo'lasiz. Siz hasad deganda birovni ustidan o'qitib yuborib, jinga chaldirib, mana shu o'ldirib yuborishga o'qitib yuborishni tushunasiz. U hasadligi aniq. Lekin undan kichik narsa ham bor. Sherigingizni puli ko'payasa g'ashsiz kelayotgan bo'lsa hasad. Sizni domlangizdan ko'ra palonchi muxlis bo'lgan domlani obro'si ortsa g'ashsiz kelayotsa hasad. Siz istagan odamdan chiqmagan narsa siz istamagandan chiqib qolsa yoqmayotgan bo'lsa hasad. Siz aytmoqchi bo'lgan zo'r fikrni o'rtog'ingiz aytib qo'ysa, u ulush topib ketsa, g'ashsiz kelayotgan bo'lsa hasad. Serob hasadni tutadi. Eng keng tarqalgan dard u. Faqat oz 3 poy, masalan, kichkinarog'i bor, kattarog'i bor. Eng kattasi shaytonnikida qovuladi. La ughwiyannahum ajma'in. Hammasini adashtiraman degan. Nimaga o'zi adashgani uchun? Odamlar namoz o'qmaydigan qilaman. Odamlarni alkash qilaman, o'zi alkash bo'lgan uchun. Ulardagi yaxshilikni ko'rolmaydi. Ulardagi ezgulikni ko'rolmaydi. Hasadda eng kattasi shaytonlik. Unga boradiganlari ham bor insonlarning orasida. Lekin kichkinalari ham bor, o'zingiz bilmaysiz. Tahlil qiling. O'sha bir hasad bobini bir hafta o'qing, har kuni o'qing. Qaytaring va so'rang boshqalardan. O'zingiz tahlil qiling, istig'for ayting. Allohdan so'rang, Parvardig'i ko'rsatgin o'zimni aybim o'zimga deng. Birov bilan birovni o'ylamang. Kitob o'qiyasiz, hasadga mana qoladi desa, "Ey, akam shunaqa edi, ey, opam shunaqa edi, ey, qaynonam shunaqa" demang. Men shunaqaman deng. Birov bilan siz emas. Men şuna kamandım. Bu özü tahlil kılayım. O hasadını özüden kuva günce tohtatmayın. Muhalacası neyim yazın ya. Kayıt, özüm, tatbik kılayım şunu özüzge. O Allah'tan tavfik sorayım. Her günü 10 gün, 10 son bozuyam
1000 so'm bo'lsa ham ihson qilib Alloh aybimni ko'rsat deb duo qiling. Chunki inson o'ziga o'zi oshiq bo'ladi. Oshiq mahshuqda aybini ko'rmaydi. Shuncha Rasul akram alayhi salatu vasallam boshqani aybidan chalg'ib o'zi bilan o'zini aybi bilan band bo'lgan odamga tavba bo'lsin, jannat bo'lsin deganlar. Mana yo'lish. Endi buni tatbiqiga bizda quvvat hosil bo'lishi uchun zikr kerak. Har kuni ertalab istig'for ayting, kamida 33 ta bo'lmasam 100 ta. Istig'forda ayblaringizni hammasini tan olib ayting. Shunchaki astagfirullohni o'zini talaffuz qilish emas u. Parvardigor, men palo aybni qilganman. Kechirgin shuni. Bitta xato uchun 1000 marta kechirim so'rasa bo'laveradi. Qachonki o'sha xatoingizni istaganingizda o'zidan nafratlanadigan bo'lib ketishingiz kerak. O'sha xatoni qilib turgan holatingizdan o'zingizni yomon ko'rib ketishingiz kerak. Shunda tavba tavba bo'ladi. Tilidan chiqqan atubu ila hech qanaqa bormaydi million matasi. Nadomat hosil bo'lmasin. Aytib qo'ygan so'zlaringizga bittadan istig'for ating. Nechta g'ibat qilgansiz? Har bittasiga ayting-chi. Necha marta insonni haqorat qilgansiz? Har bittasiga ayting-chi. 1000 martadan istig'for ating har biriga. Birovni mana Abu Zar roziyallohu anhu hazrati Bilolni rozi qilibdi. Siz qila olmagansiz rozi. Qanchasini? Internetda o'tirib so'kishib o'tiradiganlar bor. Tanimaydi-yu deb holining gapini aytadiganlar bor. Alloh tanib turibdi, beradi jazosini. Tilidan osiladi o'sh jahannamda. Buni biz topsak egasidan kechirim so'raymiz. Va kechirim so'rash Hazrat Bilol kechirgani bilan kifoya qiladimi? Yo'q. Allohdan ham kechirim so'rash kerak. Chunki Alloh qaytarganini ham qildingiz, ikkinchi odamga ham azob berdingiz. Ikkita gunoh bor bu yerda. Ham Allohning amridan chiqish bor. Ham bandasiga azob berish bor. Ham Allohga istig'for aytish kerak amridan chiqqaningizga. Ham bandasini rozi qilish kerak. Tavbaning birinchi qadami tazkiyatun nafsda. Murshidlar doim shuni qo'yadi. Biror kishini ma'naviy yoki moddiy haqqi qolgan bo'lsa, ignadek bo'lsa, bir og'iz so'z bo'lsa, ado qilasan, keyin tavbim tavba bo'ladi. Million marta astagfirullah desam, sizga qilgan azorimdan nadomat chekmagan bo'lsam, tavbamni boshqa gunohlardan bo'lgani ham o'tmaydi. Chunki men Allohning ham aytganiga yurmayapman. Xohlaganimga yuraman deyapman. U bandalik emas, u qabul qilinmaydi. Parvardigor, men 10 ta gunohimga tavba qilaman-u, 11-inchisi qiyinroq endi unga hozir qilmay turaman desangiz, qolgan 10 ta ham qabul qilinmaydi. Chunki siz Allohga osiy bo'la olaman deyotgan bo'lasiz. Osiy bo'lsam bo'ladi deyotgan bo'lasiz. Yoki senga itoat qilaman xohlaganimcha deyotgan bo'lasiz. U ibodat emas-u. Hamma gunohga teng tavba qilinadi. Birortasini qoldirmasdan. O'shanda birinchi tavba qilishimiz kerak bo'lganlari bandalarning haqqi bo'ladi. Biron xato qilgan bo'lsangiz, albatta uzr so'raysiz. Yomon so'z aytgan bo'lsangiz, albatta uzr so'raysiz. G'ibat qilib qo'ygan bo'lsangiz-chi, qarang. G'ibat qilganingizni aytsangiz, kechirim so'rasangiz, kechiradigan, tushunadigan odam bo'lsa qiling. Yo'q, battar xato qoladigan bo'lsa haqqiga istig'for ayting, o'zingiz Allohdan kechirim so'rang va u odamni obro'sini to'kkan joyingizda u odamni obro'sini tiklang qaytadan. Tavbasi shu bo'ladi. G'ibat nima uchun harom qilingan? U so'z bo'lgani uchun emas. G'ibat qilinayotgan shaxsni obro'sini to'kkani uchun, sha'nini to'kkani uchun. Chunki Rasul akram alayhi salatu vasallam aytganlar. Hajjatul vado'da aytganlar. Bugun qanaqa kun dedi? Qanaqa oy dedilar hozirgi oy? Alloh va Rasuli birga uchudir deyishdi sahobalar. Chunki boshqa nom bilan atarmikinlar deyishdi. Chunki Rasululloh birinchi qilayotgan hajlari jahiliyat davridagi xatolarni to'g'layaptilar. Hajdan nomini ham o'zgartirsalar kerak deb o'ylashdi. Alloh va Rasuli biladi deyishdi. Shahrul harom emasmi dedilar. Zulhijja ya'ni. Ha, shunday. Bu qaysi yurt dedilar. Yurtini boshqa nom bilan atarmikinlar. Baladul harom emasmi, haram emasmi bu dedilar. Ha, shunday. Bu qaysi kun dedilar. Alloh va Rasuli Arafat günü, yani ki hayat günü emas mi dediler. Ki ettiler ki, Allah'a kasem ki dediler, sizlerin caniniz, maliniz, caniniz kaniniz yani, sizlerin kaniniz dediler. Kaniniz, maliniz ve abroyiniz, mene şu künde, mene şu ayda, mene şu yurt kandeyi haram olsa şundeyi dediler. Kandeyi mukaddes olsa şundeyi dediler. Yani. Sizlar Rasul akram alayhi salatu vasallam bu gapni nima uchun qaytib aytdilar? U hamma mana siz Ka'baga borsangiz, Ka'bani muqaddasligini o'sha yerda qaytadan his qilasiz. Uzoqdan his qilmaysiz unchalik. Kishilar haramni, haramligini his qilib, ulug' kunni ulug'ligini his qilib, shahrul haromni, shahrul haromligini his qilib turgan holatlarida
şu dakikalarını, şu vaziyetini fırsat bölüp ettiler ki, ganimet bölüp. Aynı şu tuyguda türüstüler mi hazır? Ne kadar, mesela Kabe'ni bozuş, bırak kolu baradı mı şimdi? Yani şu yerde günah kılış ki bırakını cüret etmedi mi? Yok. Birbirinizi aranızdaki, birbirinizge nispeten maliniz, kaniniz, aburoyunuzdan, şehrinizden bu düşündüğü muharremdür dediler. Aburonu tökken için gıybet haram kılınca. Kişinin şehrini tökken için. Şehrini tikleyiz. Ayız gıyamanına gelmediyiz, ayız gıymakta koyuyuz. Ve hakkası. Ve hakkası. Hamasın sana bir şey yok. Hani birinci oğlu, bendelerde hakkı kalk etken sizde. Karzı var varoğunuz, hakkı var sizde, karsız. Ya verin, polis olmasa özürünü ayırtıp, vakitte kayıtlatan çözeyim. Kaç yürümesin. Ya ki buranın malını peske vurup agansız. Barıp kemini verip koyun. 11 somliydi, 10 somliydi agansız, urgen diye kalıp. Barıp 1 som verip koyun. İnternette buranı yazıp sökkensiz. Ya ki buranı üstünden şikayet kıyansız. Nahaktan. Barıp özürünü sorayım. Koşunizi tepesinden yazgansız. Kaçtır idareye. Barıp hatizi kayıtvalin. Ve koşunuzu agahlantirin, özünüzü rezaletinizde. Bura amanat deyip etken gafını ayet koygansız. Ya ki buranı bir amanat nersesini eşit kalıp görüp kalıp buraya satkansız. Satkınlık yiyansız, hainlik yiyansız. Barıp hainlikizi ayetip özür edin. Onun zararından himayelenişi için özünüzü koyup edin o şirge. Hani tabi şunu değil böyle. O gafını bakırıp koyuş olsan, Kıbrıya kadar bir stoparda asla pırlar deyip koyuş olsan, o tabemez onlar. Hemen onlar çünkü ermek. Umum mesele vermeydi. Dünyada hem, ahirette hem, borsuz günahlar hoşuna oturuyor burada. Uçmaydı. Min telaletil kadırda otursuz hem. 10.000 metre haçkı sizden. Buna uçmaydı bunlar. 10 metre haçkı neyim, uçmaydı. Bana şunu de aldım, bendelerini aldım dedi ki hakkınızı adı akılasın. Borsuz. Onların haklarını kaytarasın, maddi ve manevi haklarını. Ana indi, Allah subhanahu ve ta'ala bilen özüzü ortasındaki haklarına otursuz. Albatta ikkalasiga yonma-yon. Buni qilguncha uni qilmay tur deyilmaydi. Ya'ni ikkalasini bir kunda boshlaysiz. Lekin tartibda bandaniki oldinga qo'yiladi. Allohning marhamati keng. Alloh 1000 yil gunoh qilsangiz, bitta yo Rabbi desiz kechiraveradi. Lekin bandaga 10 yil yaxshilik qilsangiz, bitta haqorat qilsangiz kechirmaydi. Shuning uchun Allohning dargohi keng. Bandani haqqini ado qilmasangiz Alloh o'rtadan haqqini ko'tarmaydi. Shuning uchun birinchi bandalarning haqqini ado qilasiz va keyin Alloh subhanahu va taoloning haqqida haqlarini ado qilishga o'tasiz. Farzlarni ado qilasiz. Namoz o'qidim bomdodni. Bo'ldi, hamma zo'r qilib qo'ydimmi? Yo'q. Bomdodni chala o'qiganman. Istig'forat qo'yishim kerak orqasida. Hayolim boshim sajdada, hayolim boshqa yerda turgan. Alloh subhanahu va taoloning dargohiga loyiq ibodat emas bu. Lekin bende ekanman, ojiz ekanman. Oxirida istig'for etaman. Astag'firulloh al-azim. Rasululloh shuni o'rgatganlar bizga. Astag'firulloh. Allohumma antas salam deb. Shuni sunnat qilganlar. Chunki bizning namozimiz qanaqa o'rishini bilganlar. Va shuni tan olishni o'rgatganlar bizga. Allohning dargohi keng. Alloh subhanahu va taolo bandasiga bitta yo Rabbi degan narsasi bilan hammasini kechirib yuborishi mumkin bandaning xatosi. Va 2 rakat namozni qabul qilib, 2 rakat qabul bo'ladigan namoz topib olish qiyin deydi. Banda agar umri bo'yi 2 rakat maqbul namoz o'qiy olsa, qolgan hammasini Alloh qabul qiladi. Lekin o'sha 2 rakat maqbul namozni topib olishni o'zi qiyin narsa. Allohning dargohi keng. Ana tavba shunday bo'ladi. Undan keyin ana shu masalan ruhiy tarbiyani emas, boshqa narsalar fiqh o'qishsiz alohida ish. Hadis o'qishsiz, u narsalar boshqa ish. Men sizga savolga javob. Nafs tarbiyasida nima qilish kerak? Qo'llanma sifatida Hazrat kitoblarini olasiz. Tushunmayotgan bo'lsangiz, bitta ilmli odamdan so'rang o'sha yerda. O'zingiz tushunmasangiz, biror ilmli odamdan borib, uni tushunmagan joyingizni so'rab oling. Tushunarlimi? Keyin shunda mustaqim turish kerak endi. Ana gap shu yerda. Hazrat Umar roziyallohu anhu tulk sifat bo'lmaylar deganlar. Bir kun taqib olib, bir kun taqib olasiz. O'sha tavlanmasdan har kuni oz-ozdan, oz-ozdan amal qilib boring. Bitta mavzuni o'qing, bir oy tatbiq qiling. İkinci mevzunu okuyun, bir ayet atmak için. Yani bir hafta, o yüzden hasıl kılışınızı kalır. İnşallah bana şunu da, hani etkilerimizi ertelepte, yüzde istiğfar, yüzde salavat ve yüzde tahlil ayetim. İstiğfar bendenin kalbine yoğuluşuyla, günahları keçirilişuyla sebep olaydı Allah'a. Allah bilen bendenin ortasındaki perdeni kötüledi. Bendenin kalbindeki perdeni kötüledi yani. Salavat Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı
haqlarida duo hisoblanadi. Siz Rasulullohga salovat aytsangiz, u kishi ham sizga salovat, salom qaytarsalar, haqqingizga duo qilgan bo'ladilar. Bu sizning tavfiqingizga sabab bo'ladi. Tahlil Alloh subhanahu va taolodan boshqani qalbdan chiqarishdan iborat. Bandaning hamma ofati qalbida Allohdan boshqa narsa bo'lganidan keladi. Xususan o'zini huzur halovatlari. Ana tahlil hatto genni o'zgartiradi degan ulamolar. Tasavvuf 3ta bosqichdan iborat. Tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli yomon sifatlardan poklanish. U yuqorida aytganimizdek amaliy va istig'for bilan bo'ladi. İstiğfar, aldığı günahlarımızdan bizge yetken asaratlarını hem ketkese. Tahalli, yaxşı sıfatlarını hasıl kılış. Birinci yaman sıfatlardan tazalanış, yaxşı sıfatlarını hasıl kılış. O, ruhi terbiyede Hazret tikleniş deyip etkenler. Paklanışta ötkezersiz, kendi tikleniş kötesiz. Tahalli. Tahalli'ye yardan bir uçu, salavat bulat. Çünkü Resulullah'ın köp istegen adamda Resulullah'ın sıfatları hasıl buluştu başlaydı. Keyin tecelli. Tecelli diyen Allah subhanahu ve ta'ala'nın tevhidi sizde aksetedi. O nima sizde bendelik, hakiki bendelik aksetedi. Şunda rububiyyetinin, yani Allah'ın Rabliginin sifatları sizde inikas etedi. Yani bende bendeliginiz beca kilitirse, bende de Allah'ın atası köpeğidir. Rububiyyet hasıl buluşuyor. Siz Rabbubi, bak o siz o. Sizde rububiyyetine tesiri, sizde Allah'ın atası köpeğişi buluyor. Çünkü rububiyet sıfatlardandır. Berçe yaratış ve bar kılış, özgertiriş sıfatlarını hemmez. Başkalı sıfatlarını hemmez rububiyet asla ikiler. Ubudiyet hasıl olsa rububiyet hasıl olur. Rububiyet onda aksiyet edilir. Yani. Ana şu rububiyet diyen Allah'ın atasız da bulur diyen manevi ataları. Maddi ziyan bulur elbette. Mene şu kişi kim? Hakiki bende bulur, hakiki Müslüman bulur. Şu kişi kamul insan diyor. Şunun için Lisan-ı Tayyir'de Hazreti Alişir Nevai aynı şu nefs illetleri bilen bahsedenler, ahırda kişiler kemalge yetişini bir neşte vadiden otup, bir neşte basıştan otup yeter deyip tasvirle gelirler. İnşallah Allah muvaffak kısa niyetimizde var, onu şerhler. Dua kutursiyeler, Allah bize şunge imkan verse, ilham verse, tevfik verse. Bazı beytlerini biz Kuşeyli'ye derside namuna sıfatı da etkenimiz Risale-i Tayyir'den. O aynı şu yolunu görseter. Bazılar Risale-i Tayyir'ini okuyanlar, aldığı ateistler, hudasızlar. Mene Simurg'ni ister barış, o da Simurg'u tapışanma diyor. Özlerini görüştü bu, huda yok diyen ne var? Şu huda yok diyen fikir diye ki ya ahir deyip de tasvirle gel. O uyuda onlar diyenmez. O kişiler adatta isteyekken payette özlerine rehber. Asli o'zlarini istayotgan bo'lgan. Asli fitratini, tabiiy insonligini, insoniy fitratini asli alastu bi robbikum de bala degan u o'sha fitratni istayotgan bo'lgan kishilar. Qushlar ya'ni u yerda. Simurg'ni, simur 30 qush degan. Oynada o'zlarini ko'rdi degani fitratlarini topdilar degan. Asli insoniy kamollarini topdilar shunda degan. O'sha kamoldan to'sib turgan sifatlarini yo'lda keyin muolajasini aytadi. Xud-xud tilida. Mana shu nafs tarbiyasi, endi u kamolotni chegarasi bormi? Yo'q. Ammo talab qilinganining chegarasi bor. Undan keyin yana o'saveradi. Tushundingizmi? Masalan, millioner bo'lish uchun million pul topish kerak, to'g'rimi? Milliondan yana pul ko'payveradimi? Ko'payveradi. Lekin talab qilingani million. Xuddi shunaqa talab qilingan kamolot bor, uni ziyodasi Allah Teala o'zi belirlagancha ketaveradi. Chegarasi yo'q. Rasul akram alayhisolatu vasallamga yaqinlashadi. Kishi qancha yaqinlashsa shuncha kamolga yetgan bo'ladi, ayni bo'la olmaydi. Mana shunday o'zgarish agar kishilarning nafsida yuzaga kelsa, o'shalarda keyin Alloh Taolo aytgandek o'zgarish bo'ladi. U fikrni o'zgarishi, tushunchalarini o'zgarishi yetmaydi. O'shuning uchun oyat karimada nafslardagi narsani o'zgartirmaguncha o'zlaridagi narsani degan. Ma hamen hamasini taqozo qiladi. Ma degani o'zlaridagi ichlaridagi hamma narsani degan. Umumni taqozo qiladi ma kalimasi. Ya'ni siz botiningizni to'liq o'zgartirmaguningizcha degan. Kishilar men fikrim o'zgarib qolsa bo'ldi emas. Ha, poraxo'rlik yomon degan tushunchani o'zi yetmaydi. Bilim yoki tushuncha o'zgardi degani o'zgarish emas.
tushunchalarni, fikrlarni o'zgartirsak jamiyat isloh bo'ladi degan tushuncha bu xato. Qaysidir darajada yordam beradi, turtki beradi, to'liq islohni bermaydi. Tushunarlimi? Ammo haqiqiy tarbiya, haqiqiy tazkiya yuqorida aytganimizdek elementarli deydi-yu o'zbekchasiga aytganda. Detalli deydimi? Ana shunday tahliliy va juzma-juz bo'lishi kerak. Bunga Alloh taoloning o'zidan tavfiq so'raladi. Endi shunda murabbiy topolmasa kishi nima qilsin desa, ikkita katta muolaja bor. Bittasi aqidaviy, bittasi fe'li. Aqidaviysi, ya'ni tushuncha degan ma'noda, e'tiqodiy masala emas o'zi asli. Tushuncha ma'nosida o'zingizni o'liklar safida ko'rishingiz. İbn Umar radıyallahu anhu ve Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam udda nefseke minel mevte degendir. Özünü ölükler safıda kör degendir. Ölüklerden sana. O nema degen? Ol degenimiz. Dünyanın nimetinden keç degenimiz. Terki dünya kıl degenimiz. Dünyanın abad kulu olayım. İlmi fenni oku olayım. Ola bir artası sızmaz bize hayatıken düşüncelerine. Nefs terbiyesine sızmaz olar. İlmi alayım. Üyünü zorunu kulu olayım. Meyli merhamet. Merhamet dünyanın keşif kulayım. Marhamat oyi qo'ning. Marhamat uching Marsga. Marhamat olganingiz qiling. Lekin inson bo'ling. O'zingni o'liklar safidan safiga qo'sh deganlari dunyodan kech degan emas, qalbingda dunyo turmasin degan. Oxiratingga ishla degan. O'likka nima kerak marhumga? Siz kirib qabristonga sunnatiga ko'ra assalomu alaykum deysiz. Sunnatda shunday salom beriladi marhumlarga, qabr ahliga. Assalomu alaykum ahlul qubur. Ey qabr ahlilari, sizlarga salom bo'lsin Rasulullohning sunnatlari. Ahli qabr va alaykum assalom deydi. Savob olmaydilik. Tiligizda men sizga salom bersam, siz menga alik olsangiz, sizga savob bo'ladi 10 ta hasanat. Ammo qabr ahliga yo'q, daftar yopilgan. Ular og'zu qilar ekan, shu va alaykum assalom desak-u ajr olsak deb. Tiligizda biroz salom bersa, qalaysan deb javob berib qo'yasiz. Va alaykum assalomni savobisi kerak emas dek. Lekin marhumlarga shu kerak, shu zor, shunga zor. O'zingni o'liklar safida ko'r degani hasanotga, yaxshilikka shunchalik zor tur degan. Ular gunohdan uzoq, gunohdan shunday uzoq tur degan. Hozir joning chiqishi mumkin, hozir savol-javob qilinishi mumkin seni. O'tgan umringdan. Savol-javobga har daqiqa tayyor tur degan. Biron haqqi qolmasin senda. Ma'naviy yoki moddiy. Va mash gunohni qilib olib, keyin tavba qilaman dema, gunohda o'lishing mumkin. Gunohning ustida joning chiqishi mumkin. Mana shu o'zingni o'liklar safida tutgin degani shu. Yana muhasibiy nasihatlar bor. Qaysi amalni ustida Allohga yo'liqmoqchi bo'lsang, o'sha amalni ko'p qiling deganlar. Chunki o'sha amalni ustida joning chiqadi. Siz masalan deylik, birov bilan urushayotgan paytingizda Allohning huzuriga birov bilan urushib borishni xohlaysizmi? Yoki odamlar birov kaltaklab zolim holatda borishni xohlaysizmi Allohning huzuriga? Yoki birovning haqqini yeb turib harom yeb borishni xohlaysizmi? Yoki bir behuda fahshni ko'rib o'tirib o'sha fahsh bilan borish to'g'risimi Allohning oldiga? Qaysi holatda Allohga ro'para bo'lish to'g'risi? O'sha narsani o'zingga lozim tut. Chunki lozim tutgan narsangda joning olinadi. G'oliman doim bilasizmi? G'oliman. Shuning uchun doim zikrda, doim ibodatda bo'ling. Marhamat, xohlagan faningizni o'rganing, xohlagan dunyoning ishini qiling. Niyatingiz o'shandan oxiratni ajrini olish bo'lsin. Dunyoning saodati o'z-o'zidan topiladi. Biz doim aytamiz, dunyoni obod qiladi oxiratda g'ani. Dunyoni barbod qilayotgan, tashvish keltirayotgan hamma ofat dunyoni g'ami. Men bilan siz mansab talashasiz, men sizga o'qitaman, irim sirim qilib. Siz menga o'qitasiz, meni ustimdan. Nima, dunyoni g'ami, mansabni g'ami? Oxiratni g'ami deganlar mansab talashmaydi. Shuning uchun Rasul akram alayhissalotu vasallamdan ash'ariylardan ikki kishi kelib, bizni ham amir qiladimi Rasululloh deganda, endi amir qilmayman deganlar. Biz bu ishni so'raganga bermaymiz, istaganga bermaymiz degan. Qancha sahoba amir bo'lgan bo'lsa, bilingki, amir bo'lishni istamasdan ketgan ular hammas. Qanchasi qozi bo'lgan bo'lsa, qozilikni istamasdan qozilik qilgan hammas. Vazifa uchun qilgan. O'shuning uchun dunyoni adolatga to'ldirishgan. O'shuning uchun insoniyatga saodat baxsh etishgan ular. Qozilikni talashgan emas. Mehrobni talashgan emas. Va hammasi nafs, hammasi dunyoni ham kursini talashgan emas. Boylikni talashgan emas. Aka-uka nima uchun teskari bo'lib ketyapti? Bir umr. Men bilaman shunaqa odamlarni. O'ta qadrdon bo'lgan, ichak bo'lishgan aka-ukalar. Bitta hovlini talashib yuz ko'rmas o'lib ketgan, hatto farzandlar.
bir metrli kabirga kiradi hammasi. 2 metrli. Nima ularni 40 yillik jigarligini buzdi? Dunyo anaqami? Va hokazo. Bo'layotgan urushlar nima bo'ldi? Birinchi jahon urushi. Dunyo anaqami? Ikkinchi jahon urushi. 50 million odam yoki undan ko'p odam qirilib ketdi. Dunyo anaqami? Hozirgi urushlar dunyo anaqami? Hamma ofat dunyo anaqamidan. Shuning uchun Qur'on, sunnat dunyoni muhabbatdan nima uchun qaytaradi? Dunyoni muhabbatdan keladi hamma ofat, hamma gunoh. Hubbu dunyo ra'su kulli xati'a degan Rasululloh. Hamma xatokorlikning boshi dunyoni yaxshi ko'rish. Dunyo deganda pulni o'ylamang. Mendan alamingizni olmoqchi bo'lsangiz ham, shu ham dunyoni ham. Dunyoni o'zida olmoqchisiz-da alamda. Meni chaqib olmoqchimisiz? Dunyoni muhabbat shu. Meni chaqib olmoqchimisiz? Alamingizni olib, dunyoni muhabbatiga kiradi shu ham. Palonchi palon ko'ylakni kiyibdi, undan yaxshi ko'ylak kiyaman deyapsizmi? Dunyoni muhabbat. Hamma biz ofatimiz dunyoni muhabbatdan keladi. Va hasad, kibr, hamma ofatlarimiz dunyoni muhabbatdan keladi. O'zingni o'lik safiga qo'sh deganda dunyodan dunyoni muhabbat qalbingda bo'lmasin degan. Chunki o'likda dunyoga muhabbati yo'q. Biror bir marhum dunyoga qaytish xohlamaydi. Oxiratni ko'rgani uchun. Biror bir marhum illo solih amal uchun qaytishni xohlashi mumkin. Dunyoning ne'mati uchun qaytishni hech kim xohlamaydi. Hatto fosiq ham. O'zi mana shu ikkinchi muolaja. Shuning uchun Shayx Muttaqiy aytganlarki, Imom Muttaqiy aytganlarki, murabbiy yo'q paytidagi Allohning hidoyatini istasang, o'zingni o'liklar safida tutgin deganlar. Ana bu tushuncha aqidaviy nuqtai nazardan muolaja. Ikkinchi muolaja salovatni ko'paytirish. Salovatni 100 ta emas, 1000 ta ayting, undan ko'payting. Salovatni ko'paytirish kishini isloh qiladi. Chunki Rasul akram alayhisolatu vasallamdan sizga salovat va duo qaytadi. O kishiga sizning nomingiz ko'p zikr qilinadi. Bu hadis shariflarda sahih hadislarda sabit narsa. Ummatimdan bir kishi menga salovat aytsa, menga zikr qilinadi, men unga javob aytaman deganlar. Men bir o'rinda aytdim shuni, ravzaga kirish haqida gapirganimda hammaga qaytaradilar. Rasululloh nima dedilar? Menga bir kishi aytsa, o'sha paytda bir kishiga qaytaraman dedilarmi? Yo salovat aytganki odamga dedilar. Aytganki odamga. 1 million odam aytsa 1 million odamga qaytaradilar. O'sha zotni o'zida. Birov o'ylaydiki, u Xudoga tenglashtiryapti. Xudoga tenglashtirish emas. Alloh taoloning qudratining chegarasi yo'q, rasullarning chegaralangan bo'ladi. Va Allohning o'zining qudrati rasullarga Alloh yaratib beradi imkon. Lekin shu qudratni bergan bo'ladi. 1 million odamga bir vaqtda o'zi javob beradilar. 1 million odam namoz o'qiyaptimi? Bir vaqtda o'zida at-tahiyyat hammasi teng, Allohumma solli ala Muhammad deyaptimi? Hammasiga teng javob beradilar. Buni ba'zi bir aqidasi buzuq, shirkofobiyaga berilganlar tushunmaydi. Ammo Rasulullohning so'zini yolg'onchi deyishdan qo'rqmaydi. Yolg'onga chiqarishdi. U odam Rasulullohning so'ziga ishonmayotgan odam. O'zini aqliga sig'magani uchun. Abu Jahl tabiatidagi odamlar ular. Men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda mavzudan tashqari gapirdi bu. Mavzuga kelib qo'yganda aytib qo'ydim. Salovatni ko'paytish. O'zingizni o'liklar safiga qo'shing va salovatni ko'payting. Mana shunda kishi inshaalloh isloh bo'ladi. Nafs tarbiyasiga doir umumiy va qisqa murabbiy yo'q paytidagi muolaja shu. A murabbiy topasizchi, o'zingizni tabibni qo'liga topshirgan bemordek topshiring. Chunki ulamolar aytganki, agar mag'ribda bo'lsang mashriqda murabbiy topsang safar vojib bo'ladi deyishgan. Chunki nafs tarbiyasi vojib bu. Tushundingizmi? Mana shu hozircha qisqacha javob. Alloh subhanahu va taolo bilan muomalasi yaxshi bo'lish. Muomalani Alloh bilan qanday muomala qilasiz? Banda bandaligini bilsa bo'ldi. Banda bandaligini bilish kerak. Al-abdu haqqun va robbu haqq. Yani Ar-Rabbu Rabbun ve Al-Abdu Abd dedi ulamalar. Rab, Rab o. O zinge tekne mi? Sen bendesin, bendeli yenge mi? Teslim bilen bu. Allah'a, Müslümançılık şu oldu. Müslim degeni teslim bogen degen. İbrahim Aleyhisselam'a Allah eslim, teslim bol degen. Eslem tu, teslim boldum degen o kişi. Ya Rabbil Alemin. Nemege teslim boladı? Hükümlerige, kays hükümlerige. İki kısım hükümler Allah'ın. Şer'i hükümler, kevni hükümler. Kevni hükümleri kazava kadar. Şer'i hükümler, kıl kıma degen. Şunlarga daim teslim bosa bende, kalbi bilen teslim bosa, ubudiyet bolar.
Zohirda taslim bo'lsa ibodat bo'ladi. Namoz o'qi deyapti. Bor o'qiyapsiz. Lekin xolamayaptan ichingizdan dangasalik bo'lsa, ibodat bor, ubudiyat yo'q. Taslim bo'lyapti tanangiz. Do'zaxga tashlab yubormasin deyapsiz. Lekin qalbingiz taslim bo'lmayapti, taskin olmayapti o'sha ishdan. Ubudiyat yo'q, ibodat bor. Har bir juz hukmda shu narsani olishingiz mumkin. Har bir hukmda. Demak, qalbdan taslim bo'lish ubudiyat va ibodat. Abdi ichida ibodat ham ubudiyat ham bor. Abd so'zini o'zagida ibodat ham bor, ubudiyat ham bor. İbrahim alayhissalotu vasallamni Alloh taolo ikkala hukmda sinagan, ikkalasidan ham o'tgan. Fa atammahunna. İkkalasidan ham o'tganlar. Shuning uchun ja'iluka lin-nasi imom, seni imom qilaman degan Alloh. Mana shu, demak Alloh bilan muomalani to'g'rilash taslimlik bilan bo'ladi, shu o'zi musulmonchilik. Nimaga taslim bo'lish? Demak, qil qilma deganlariga zohirda va botinda va sizi ustingizda va boshqalarning tepasida joriy qilayotgan ahkomlariga ham, u qazo va qadarga degani. O'zingizni ustidagi xudo sizni qo'lingizdan kelmaydigan narsalarga tatbiq bo'lyapti, masalan deylik, umringiz, suratingiz, yoyinki deylik, rizqingiz, farzandingiz vafot etishi, yaqiningizdan ayrilishingiz, musibat yetishi. Mana sizga doirlar. Sizga doir masalalar bor. Borliqdagi hozirgi holat. İnsanlarını mesela deyilik, sihir günah buluşu, adamlarını arasında yamanları buluşu, şeytan sıfatları buluşu. Hemen Allah'ın kaza ve kaderi. Varlıkdaki hemen kaza ve kaderi hükmüde razı buluşu. Ve büyürgen kaytarık ve büyürürlerce razı buluşu. Kalbinizden razı buluşu, ubudiyet buluşu, aynı şubuyla Müslüman buluşu. Şimdi bunu hasıl kılış, birinci o şu derslerinde engleş bilen, okuş bilen, organış bilen buladı şerisi. Kavniyse kaza ve kadarını doğru idrak etiş bilen buladı. Şimdi ondan taş, bunu sürüngeli kılış için murakabe gereği buladı. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'dan daim agah duruş. Eğer sen şahsin, agah sensin. Eğer agah sensin, şah sensin. Hazreti Nevayet edilir. Sen paşa deyip taht oturduğun adam etme. Agar ogohsan, sen shohsan. Agar sen haqiqiy shoh bo'lsang, ogohsan demak. Shunday tushunish mumkin bu bayt. Ana shu ogohlik Allohdan. Shuning uchun Zunnun misli aytganlarki, omma gunohiga tavba qiladi. Xoslar g'aflatga tavba qiladi. Shuning uchun Rasululloh akram alayhi salatu vasallam halodan chiqqanlarida g'ufron aka, mag'firatingni so'rayman deganlar. Chunki haloda zikrdan to'xtaganlar uchun. O halbuki insani ihtiyaç bilen tuhtakeller, şunda. O şey gafletini, yani o şey zikirden tuhtaşını, Resulullah'ın da gafleti bulmaydı, kalpler daim oğa bugün. O şey tuhtaşını istiğfar bilen yapkenler ornını. Bunu başka hadisleyen bilen mis? Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam etkenler ki, bir tuhta kişiler toplansa yok, oturup yapmaşıp keçse yok, o şehirde Allah'ın zikirini kılışmese, Resulü'ne salavat etişmese, onlarca nuqson bo'ladi Allohning huzurida. Jannatga kirsinlar ham. Jannatda ham nuqson bo'ladi, nima degani? Jannatda o'zingizga berilayotgan maqom va ne'matlarning orasida o'sha nuqsoningiz tufayli yetgan mahrumlikni ko'rasiz. Demak, uni muolajasi doimiy muroqoba bo'ladi. Allohni ko'p zikr qilish degani qisqa qilib aytgan, tasavvuf shu bilan shug'ullanadi. Endi buni birdaniga hosil qilib bo'lmaydi. O'sha yuqorida aytganimizdek oz-ozdan hosil qilasiz, ishingiz bismillah bilan boshlaysiz, ishingiz asosida ham Allohni eslab turasiz. Ha? Bir gunoh kelsa Allohni eslab qaytasiz. U hokazo. Mana shunday qilib kishi asta-asta keyin ko'p zikrga va doimiy muroqobaga ega bo'ladi. Ana shu kishining muomalasi Alloh bilan doimiy bo'ladi. Bu buzilmaydi. O'zi insonning axloqi, inson munosabati 3 cabhaga bölünür. O'ziga munosabat, Rabbiga munosabat, boshqa mahluqotga munosabat. Mahluqotning ichiga insonlar ham kiradi, hayvonlar ham kiradi, nabotot ham kiradi. Jamoat ham kiradi. Oshxonadagi piyolani yuvib qo'yish ham kiradi, kirtirmasin deb. Endi o'sha munosabatlarni uchalasidagi sizning qalbiy holatingiz yoki ruhiy vasfingiz axloq deyiladi. O'zingizga, Robbingizga, mahluqotga munosabatdagi sizning vasfingiz axloq deyiladi. Axloqning asl negizi shu.
O'shanda siz uchala jabhani ham isloh qilsangiz, haqiqiy komil axloqqa, xulqi azimga erishasiz Rasul akram alayhissalatu vasallam axloqlariga. O'zingizga munosabatda masalan, baho bermasligingiz, o'zingizda fazilat tuymasligingiz, nafsingiz shariatga xilof narsani istaganda uni yengishingiz. Masalan, o'zingizga munosabatlarning orasiga kiradi. Shuningdek, izzat nafsingizni saqlashingiz u ham kiradi. Allohga bo'lgan munosabatda taslimlik yuqorida aytganimiz. Kavniy va shariy ahkomlariga. Mahluqotga bo'lgan munosabatda o'sha yuqorida aytganimiz hasad qilmaslik, kibr qilmaslik va hokazo axloqlar. Ular ham kiradi. Mana shu uchala jabhada kishini ruhiy, qalbiy vasfi, ya'ni axloqlari Rasul akram alayhissalotu vasallamning axloqlariga o'xshatsa, o'xshasa, ana shu kishi kamolga yetgan. Bu har bittasida alohida tarbiya olib boriladi buni. U suf deyish bilan yonki gup etib o'zidan hosil bo'lmaydi. U daraja-daraja hosil bo'ladi. Endi gunohdan to'xtash. Mana shu hozirga aytayotgan muolajani qisqa gunohdan to'xtaydi o'zi aslida. Endi gunohdan to'xtashning yo'llari ko'p. Har bir gunohda har xil muolaja qilinadi. Axloq degan gunohlarda muolaja alohida o'ziga yarasha. Masalan, bugun mendan bir kishi so'radi. Masalan, dedi, men baqirib yuboraman, serg'azabman. Xotiniga baqiradi, bolasiga baqiradi. Ba'zi bir ojiz erkaklar bo'ladi, erkaksimonlar. Ko'chadagi bitta erkak kuchi yetmaydi-yu, kuchini xotiniga ko'rsatadi. Xotinni uradi, xotinni so'kadi, xotinga baqiradi. Shunaqa ojiz erkaksimonlar bo'ladi. Shunaqa sifatim bor deb bir kishi menga shikoyat qildi. Men aytdimki, bu muolajasi uchun g'azabingiz kelgan paytida achchig'ingiz kelgan paytida boshqa erkakka g'azabingiz kelgan paytda ham shu doim qoida shu. G'azab kelgan paytida tahorat qiling, sunnatga kelgan. Bo'lmasa g'usl qiling, ikki rakat namoz o'qing. Keyin tasarruf qiling. Xato qilmaysiz shunda. Birovga zulm qilmoqchi bo'lgan paytingizda xotinni urmoqchisiz deb do'pposlab achchig'ingiz kelib qoldi. Kuchingiz yetadi xotinga, erkaksiz. Gavdingiz bor. Bilagingizda quvvat bor. Tepangizda Allohning ham qudrati borligini unutmang. Yoki o'zingizdan ko'ra bir ojiz odamni urishga kuchingiz yetadi. Siz karatesiz, boksyorsiz. Unchoq kichkina, pashag'ini chiqarib qo'yaman deysiz. Alloh taoloning qudrati sizningidan kattaligini eslang. Ana shu gunohdan to'xtatadi. Masalan, yoki g'ibatdan to'xtash. G'ibat qilib qo'ysangiz, bir kishi menga uni ham shikoyat qilib aytdi. G'ibat qilib qo'yaman dedi. So'kinib qo'ymang. Uyat so'z aytaveraman. O'zingizga jarima qiling. Har safar orqasidan istig'for ayting. Va jarima qiling. Jarimani masalan sizga moliyaviy imkoniyatingizdan kelib chiqib, sizga og'ir keladiganini qo'ying. U bitta kurtni narxini qo'ymang. 10 ta kurtni yasam qilib qo'yib, 10 ta so'kib olaman deb. Yo'q. Sizni joningiz achishadigan bo'lsin. Ko'pchilikning tafakkuri $100 bilan ishlaydi. $100 bo'lsin masalan. $200 bo'lsin, siz qiynaladigan bo'lsin. Qiynalib topadigan pul bo'lsin. O'shani o'ziga jarima qiling. 3 marta bo'ladi, uzoqi bilan to'xtaydi. Masalan, til ofatlarida shuni qilish mumkin. Boshqa hamma gunohda shuni qilish mumkin. Avval tavba qilasiz, chin qalbdan qilmaslikka qasd qilasiz. Tavbaning shartlari shu: nadomat qilish, qaytib qilmaslikka qasd qilish, Allohdan kechirim so'rash. Tavbaning shartlari. Endi qaytib qilmaslikka qasd qildingiz-u, qilib qo'yapsiz. Jarima qo'ying o'zingizga. Eng yaxshi muolaja shu Abdulloh ibn Vahbni sunnatlari, Imom Malik shogirdlari. Men deganlar namoz o'qib ko'rdim, to'xtamadim. Roza tutdim, to'xtamadim. Sadaqani qo'ydim, to'xtadim deganlar. Ba'zi odamlar boshqa yo'l bilan ham to'xtalishi mumkin. O'zi asli bandani Allohga taslimligi, qalbidagi iymon yetishi kerak, lekin yetmaydi kuchi inson. Shunda mana shu yo'lni qo'llaydi. Endi gunohlardan qaysi birdan birinchi to'xtash kerak? Hammasidan teng to'xtash kerak aytganimizdek. Bittasi qolib ketsa ham tavba qabul bo'lmaydi qolganlardan. Hammasidan tavba qiling. Mabodo birini qilib qo'yishingiz mumkin, lekin tavba qiling oldin hammasida. Birortasi turib tursin demang. Qilib qo'yishingiz mumkin. Men qila olmay qolaman, qilib qo'ysamchi demang. Qilib qo'ysangiz Alloh yana kechiradi inshaalloh. Lekin sizni qasdingiz qilmaslik bo'laversin hammasiga nisbatan. Qachonki hammasining gunohga, hamma gunohga to'y bo'lganimdan keyin tavba qilaman demang. Yo'q. Keyin shuni bilingki, tavba gunohga qodir bo'lib turgan paytingizda uni samarasi bo'ladi. Siz o'g'irlik qila olmaydigan bo'lib, cho'loq bo'lib qo'lingiz kesilgandan keyin o'g'irlikdan tavba tavba emas u. Yoki qo'li shol bo'lgandan keyin, oyog'i shol bo'lgandan keyin devor osholmaydigan bo'lganingizdan keyin tavba emas u. Siz aynan gunohni qila oladigan paytda tavba qilishingiz kerak. Va shunda ajr bo'ladi. Shunda bandalik, o'sha musulmonlik.
Demek muolajasida shunday qilish kerak. Keyin gunohdan to'xtalishni va umumiy taqvoga o'tishni eng asosiy choralardan biri solih kishilarga ham suhbat bo'lish. Chunki qalb qalbdan ta'sir oladi. Fosiqlar bilan yursangiz, gunohlar albatta kuchayadi. O'shuning uchun o'zingizga muhitni tozalang. Fosiq bilan ko'rishmay emas, ko'rishavering, zaruratdan ko'rishavering, ish yurgizavering. Sherik bo'lishingiz ham mumkin, shay vaqti kelsa. Hamkor bo'lishingiz mumkin, biror ishda oldi-sotdi qilaverasiz, mayli. Lekin siz dildan suhbatlashadigan, birga o'tiradigan, ham suhbat bo'ladigan, ulfat bo'ladigan kishilaringiz solihlar bo'lsin. Ana shunda kishi oson isloh bo'ladi. Gunohlardan oson to'xtaydi. Keyin nafs tarbiyasida boshida ham oxirida ham qoida shuki Allohga tayanish. Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Allohning sizlarga fazl rahmati bo'lmasa biror tengiz pok bo'la olmasdingiz. Walakinna Alloha yuzakki man yasha. Alloh o'zi xohlaganini o'zi poklaydi. O'shuning uchun Allohga tayanasiz boshidan oxirigacha. Masalan, Parvardigor men shu jarima qo'yaman, tiyilaman demaysiz, yo'q, Parvardigor yordam berdingiz. O'zing yordam berdingiz, o'zingga tashadingiz. Rasuldan duolar bor. Allohumma ati nafsi taqvaha va zakkiha. Nafsimga taqvosini ber va uni pokla. Anta khayru man zakkaha, uni eng yaxshi poklaydigan o'zingsan. Men emas. Palonchi ham emas, o'zingsan. Anta waliyuha va mawlaha. Vali do'sti, nusrat beruvchisi o'zingsan, yordam beruvchi, mavlosi egasi o'zingsan. Nafsimni egasi men emas, egasi sensan. Poklovchisi men emas, sensan. O'zing pokla. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam eng komil nafsning egasi shu duoni qilganlar. Bizga ta'lim berganlar. Shuni ko'p qilish kerak. Va duoni o'zi bitmaydi, siz haqiqatda qalban shunga tayanishingiz kerak, Allohning o'ziga. Poklovchi men emas deysiz kerak. Babada bir poklanış hasıl oldu. Gıybet yok olup gitti dilinizden mutlaka. Bana ben kimin koyacağım mı gıybet? Ben sendeki gıybetçi mesmem ben. Demeyin bunu oraya. İçinizde hem oynamayın onu. Öte gıybetçi rası o adamın durumu. Elhamdülillah Allah kutkardı. İlahim ahir geçe kutkarsın deyip durayım. Tavfikinin bir lahza olsa yine gıybetçi gelene orası. Şunun için sekenderi etkenler. Men eşrakat bidayetu, eşrakat nihayetu. Kimin ibtidası başlanışı münevver olsa oxiri ham nurafshon bo'ladi. Ibn Ajiba aytadilarki, sharhda qanday qilib boshlanishim nurafshon bo'ladi desa, Allohga tayanish bilan bo'ladi. Alloh nurdir. Allohga tayanish yo'lni pur nur qiladi. Boshidan o'zingizga tayansangiz, oxirigacha o'zingizga qolasiz, nur topa olmaysiz. Boshidan Allohga tayaning, oxirigacha tayaning, oxirida ham Allohning o'zini panohida bo'lasiz. Allohning o'zini inoyatida bo'lasiz. Şu, yani kaide şu. Günahdan tozulaşıda hem şu. Allah'ın özü demeden sorduğun halatta. Mualaceler, haligler hemisi sebep ve mualaceler tevfika Allah'ın. Ne madur hasıl olsa özüden kursayız, tevfik alınsa yani eski halik etsiz. Özüden kurmayın hiç nesan. Fakat Allah subhanahu ve ta'ala'nın tevfikiden deyip bilin. Şunu da doğru böyle. Bir hadip nikâf olardı. Siz menge cüdahem gereksiz, men size cüdahem gereksiz diyen. Söz oyunu kılardı. Hammamiz bir-birimizga kerakmiz. Biz ham bizga ham sizlar keraksizlar. Lekin borish niyati albatta bor. Biz endi bu yerdagi shu magistraturamiz, doktorligimiz tugatib olsak, albatta qaytamiz inshaalloh. Yurt sog'inchida yashayapmiz biz. Lekin tugatib olishimiz kerak. Biz shu vazifani oxiriga yetkazishimiz kerak. Alloh nasib qilsa borganimizda bo'lar. Lekin hozirda aytganimizdek o'zimizni shu darsimiz bor. Men aytdim boshida, men olim odam emasman, men talib ilmman. Shuning uchun men o'sha talab ilmni oxirga yetkazishim kerak. Shuning uchun dars berishimiz ham shu omonatni yetkazish ma'nosida ozgina-ozgina aytib turamiz, xolos. Asosan biz ilm olish bilan bandmiz. Shuning uchun unaqa onlayn darslarga va hokazolarga hozir imkon bo'lmayapti. Illo o'sha bizning kanal bor, o'sha kanalda bu yerda shu taliblar bilan ba'zi kitoblarni o'qisak, hammasi deyarli tarbiya kitoblari, o'sha axloqiy kitoblar. O'sha kitoblardan, o'sha kanaldan foydalanib turishlari mumkin. Ora-orada fiqhiy hukmlar kelsa, kitobda uni ham bayon qilib ketamiz u. Ammo fiqhdan alohida dars, aqidadan alohida dars hali boshlaganimiz yo'q. Bu tarbiyaviy kitoblar tugasa, inshaalloh, Alloh nasib qilsa, o'sha aqidadan, fiqhdan ham keyinroq dars qilish niyati bor. Ammo hozirda bunga vaqt yetmayapti.
inshaalloh bo'ladi xudo xolasa. Borishimizni muddatini aniq ayta olmaymiz u, lekin doim borishga oshiqib yashaymiz. Alloh muvaffaq qilsin. Hammamiz bir-birimizga kelaymiz. Alloh o'zi manfaatlantirsin. Bu so'zlar sizlarning barakotingizlar bo'ladi. Men bir gap gapirayotsam, Hazrati Sakandariy aytganlar. Al-alfaz qutul mustami'in. Gapiruvchini og'ziga kelayotgan so'zlar tinglovchilarning rizqidir deganlar. Bu sizlarni o'sha tinglovchilarning muhabbati, tinglovchilarning istaganlaridan Alloh taolo bizga bu so'zni keltiradi. Bo'lmasa o'zimiz uyda o'tirib gapiramiz desak bu narsalar kelmaydi. Sizlar bizga kerakligingiz shu yerda. Alloh bir bandaga bir ilmni ikkinchi bandasiga yetkazish uchun beradi. O'sha ikkinchi bandani fazli, barakasi bo'ladi birinchi bandaga. O'sha sizlarga shu yaxshi so'zlar yetib borgan bo'lsa, qalbingizga singan bo'lsa, o'sha qalbingizlar istaganidan shu sizlarning qalbingizlardagi yaxshilikni evaziga bizdan yaxshi so'z chiqadi. Bo'lmasa biz o'zimizda unaqa narsa bo'lmaydi. U darajadagi ilm yoyinki u darajadagi bir yaxshiga bizdan chiqmasligi mumkin. Sizlarning qalbingizlardagi o'sha istakni Alloh taolo qaysidir sabab bilan kim orqalidir yetkazib berish uchun bir kishini vosita qiladi. O'shunaqada shu shunday bir so'zlar bir bandadan ikkinchi bandaga yetadi. Alloh taolo o'zi manfaatli qilsin. Hammamiz bir-birimizga kelamiz. Inshaalloh borib qolamiz. Duo qilib tursanglar. Lekin muhimi duo qilib turinglar. Alloh bizga ilm bersin, ma'rifat bersin, tavfiq bersin, tavfiqini ayirmasin, adashtirmasin. Duo qilib turinglar. Salomat bo'ling. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Hamma ishtirokchilarga bizdan salom aytasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.